etmek. Bütün mesele kurumların bu analitik karar mekanizmalarında yatıyor. Ve hedeflenen evet akıllı kararlar, akıllı çözümler, akıllı uygulamalar. Bunun bir tarafında yapay zeka dediğimiz noktada robotlar var, farklı sistemler var, akıllı arabalar var. Ama hepsinin arka tarafında da veri var. Veriye tam veri olarak saklamaya devam ettiğinde kurumlar bu onlara maliyet olarak yansıyor. Bir üst aşamada raporlama çözümleriyle veriden geçmişinde ne olmuş sorusuna cevap almaya başladığınızda evet beni bir değer elde ediyorsunuz ama geçmişte ne olduğunu görmek onu engellemiyor. Ne olacağını önceden öngörebildiğinizde ben neden bunu yaşayabilirim sorusuna cevap aldığınızda işte o zaman çözüm geliştirip kendinizi sakınabiliyorsunuz. Ne olmuş aşamasına geldiğimizde veriden bilgi keşfi noktasında eğer bir de bu bilgiyi iş yapış şekillerimize entegre edebiliyorsak, yani wisdom noktası, ham verilerden en üst seviyede yarar sağladığımız noktaya gelmiş oluyoruz. Şimdi yapay zeka diyoruz, makine öğrenmesi diyoruz, deep learning diyoruz, signal alır diyoruz. Aslında bu kavramların hepsi de 1940'lardan beri hayatımızda olan kavramlar. Şu an sistemlerin gelişmiş olması, computing power'ın gelişmiş olması aslında bu yöndeki çalışmaların biraz daha öne çıkmasını sağlamış durumda. Biz 20 yıldır bu alanda çalışıyoruz dediğimizde verinin olmadığı dönemler diye bakılıyor. Evet doğru, çok zorlu yollardan geçerek biz bugüne geldik. Ama çok da güzel çalışmalar yaptık ve aslında hani 2000'li yıllarda biz bu işe girmiş olduk. Şimdi şirketlere baktığımızda şehirlerimize baktığımızda ve devletimize baktığımızda herkesin stratejik hedefleri aslında aynı. Anlık durumları yönetebilmek. Şu an yaşadığımız pandemi krizi. Hem ekonomi tarafında bunun ciddi anlamda süreç yönetimine gitmek gerekiyor. Hem de büyüyebilme tarafında satışları artırabilmek, karlı müşterileri elde tutabilmek, rekabet edebilmek, kaynak ve maliyet yönetimini doğru yapabilmek ve artan müşteri memnuniyetini ve beklentilerini karşılayabilmek. Ama her müşterinin beklentisini değil, bizim açımızda değerli müşterinin beklentisini karşılayabilmek. Bunu yaparken müşterinin ihtiyacını anlayabilmek, hangi müşteriler benim işimin önemli bir gelir kalemini oluşturuyor. Bunu anlayabilmek, onların davranışlarını bilebilmek gerekiyor. İnsan kaynakları yönetiminde de optimal personel ihtiyacı modellemesi, nitelikli çalışanların elde tutulması gibi çok sayıda ihtiyaç söz konusu. Özetle işleyişin her aşamasında veri var. İşleyişin her aşamasında kurumların öğrenmesi ve öğrendiğini hemen uygulaması gerekiyor. Bu son derece önemli. Dünyanın değerli markalarına baktığımızda Kodak içerisinde film olmayan kameraların önemini öngöremedi. BlackBerry akıllı cihazları hafife aldı. Ne oldu? 144 milyar dolar olan piyasa değeri 3 milyar dolar oldu. Blockbuster, insanların internetten film izlemeye başladığını ve bunun artacağını öngöremedi. Ve yerini Netflix'e devretti. Dolayısıyla değişen dünyayı anlayabilmemizin yolu akan veriye doğru analiz edebilmekten geçiyor. Bu nedenle de yeni nesil yönetim anlayışının merkezinde insan var. İç müşteri, dış müşteri hiç fark etmiyor. Bunun hemen üstünde de yapay zeka var. Şimdi
piyasada evet bu tür çalışmalar yapılacak ama yeni yetişen arkadaşlarımız, genç bir nüfusa sahibiz, çok güzel. Yeni yetişen arkadaşlarımız veri bilimcisi olmak istediklerinde ya da yeni dünyada, yeni iş dünyasında bu yöndeki çalışmaları yapabilir yetkinlikte olmalarını beklediğimizde bizi neler bekliyor? Veri bilimciler olarak baktığımızda veri bilimciler bizim tam verilerimizi kurumumuz için faydaya dönüştürebilecek. Verilerin ne söylediğini iş diline doğru tercüme edebilecek ve verilerin içerisinde gizli olan bilgiye keşfedebilecek, bir taraftan da sonuçların karar mekanizmasına entegrasyon konusunda iş birimleriyle birlikte hareket edecek, bilginin anlaşılması, doğru uygulamalara dönüşümünde yer alacak arkadaşlarımız ve bu arkadaşlarımızın yetkinlikleri son derece önemli. Kodlama yapmak, verinin içine dalıp sorgu yapmak, bunlar evet olması gereken yetkinlikler ama veri biliminde çalışan, ister işin ilk adımı olan raporlama aşamasında çalışsın, ister üst basamakta çalışsın, ister bilgisayar mühendisliği okusun, makine mühendisliği okusun, endüstri mühendisliği okusun, bu arkadaşlarımızın İstatistik bilgisine sahip olması çok çok önemli. Düşünün bir sürü rapor geliyor ve bu raporları ne oluşturanlar ne de özür diliyorum yorumlayanlar tabloların istatistiksel anlamlandırmasını yapamıyor olsun. Böyle bir dünya yok. Yapay zekada çalışsak, makine öğrenmesi çalışsak bizim istatistiksel yorumlamayı bilmemiz gerekiyor. İstatistiksel anlamlandırmayı yapabilmemiz gerekiyor. Harvard Business Review'da Ekim 2018'de bir makale yayınlandı. Ve bu makale ünlü veri bilimcileri istatistik bilgisi olmadan olmaz açıklamasını bir araya getirdi. Şimdi bunu gösteriyorum. Makalenin yayınlanan tarafı ve üzerindeki yorumlar olan tarafına baktığımızda birkaç yorumu da getiriyorum. Meta Brown çok ünlü bir isimdir. Bu akılsızca makaleye, Harvard Business Review'a ait bir makale bu arada, hangi editör Harvard Business Review'da yayınlanmasına izin verdi diye bir yorum attı. Bir kask ise istatistik ve matematik makine öğrenmesinin temelidir. Doğru. İstatistik ve matematik bilgisinin yanına iş dalına dair bilgi de eklenmeli ki iş problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar sonuç versin dedi. Kate ise bir veri bilimcinin istatistik ve matematik bilmeden makine öğrenmesi yaptığını hayal edemiyorum. Bir doktorun kalbin nasıl çalıştığını bilmeden kalp ameliyatı yapması gibi dedi. Biraz şirketimizden bahsetmek istiyorum. 20. yaşımızı bu sene kutluyoruz dedik. Bizim şirketimiz SPSS Türkiye olarak kurulmuş bir şirket. SPSS Incorporation'ın SPSS Incorporation'da 1967 yılında kurulmuş bir şirkette. IBM tarafından 2009 yılında satın alınmasından sonra 2012 yılına kadar yine SPSS'in Türkiye'deki distribütörü olarak devam ettik. Ama farklı çözümleri de bünyemize eklemeye başladık ve 2012 yılında tamamen IBM sistemine geçtik. Farkımız eğitime önem vermemiz. Farkımız TAP çalıştır analitik modelleme yaklaşımını 20 yıl öncesinden reddetmemiz ki şu an o yaklaşım artık iyice yok olmaya başlamış durumda. Ve farkımız gerçekleştirdiğimiz analitik projelerin yüksek yatırım geri dönüşü yine başarıya ulaşıyor olması.
Şimdi çok teknik detaya girmeden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz önce üçgenin tepesi ve tabanından bahsetmiştik. Burada da bizim bile çözümlerimiz aslında baktığınızda raporlama, veri görselleştirme. Bu işimizin küçük bir kısmını oluşturuyor çünkü biz burada çok takılmak istemiyoruz. Daha çok bilgi görselleştirme tarafında çalışmaları tercih ediyoruz. Analitik raporlama dediğimiz noktada yoğunlaşıyoruz. Öngörsel modelleme çalışmaları sonrasında bunu entegre ediyoruz. Veriden kurumsal da kavrayışa giden yolda tanımsal analizler ve öngörsel modelleme. Bu noktadan sonra aslında bir sonraki adım optimizasyon, analitik raporlama, karar mekanizması ve derin öğrenmeye doğru gidiyor. Şimdi IBM'in geçen sene yarısından sonra lanse ettiği bir strateji var. Yapay zeka merdiveni. Yapay zeka merdivenine baktığımızda her şey aslında Collect adımında başlıyor. Verinin işte toplanması, bir modele sokulması vesaire. Verinin organize edilmesi. Yani belli bir düzenleme ile iş kullanıcılarının kullanımına sunulduğu nokta. Analiz ve infuse adımlarıyla da devam ediyor. IBM bu stratejinin AI merdiveninin altında Cloud Pak for Data içerisinde farklı çözümleri şu an konumlandırıyor durumunda. Bizim özellikle burada olduğumuz nokta analiz aşamasındaki çözümler oluyor. Analiz aşamasında bir tarafta Watson Studio ve Watson Machine Learning, bir tarafta Auto AI, yeni gelen bir içerik, bir tarafta analitik yapılar, Apache Spark gibi yer alan bileşenler. Diğer tarafta çözümlerimiz içerisinde Video Analytics yer alıyor. Bugün detaylı uygulamada gösteriyor olacak arkadaşlarımız sizlere. Kameralar kaydediyor. Her yerde kamera var. Kameranın başında birisi oturup o kamerayı izlemeye çalışıyor ne olacağını anlamak için. Tamamen insana kalmış bir şey. Video analitiği ise bu görüntü verilerini değere dönüştürebiliyor ve anlık aksiyon almamızı sağlıyor. Hangi noktada? Güvenlik noktasında. Hangi noktada? Üretkenliğin artırılması noktasında. Riskin öngörülmesi noktasında. Şimdi analitik rekabet edebilir kurumlardan aranan İK yetkinliklerine bahsetmek istiyorum. Ve özellikle gençlerimizden kendilerini bu alanda yetiştirmelerini rica ediyorum. İşsizlik var diyoruz. Yeni mezunlar iş bulamıyor diyoruz. Yeni mezunlar eğer kendilerini analitik dünyada çalışacak şekilde yetiştirirlerse, ister iş tarafında çalışsınlar, İster veri biliminin farklı basamaklarında çalışsınlar, iş bulmamaları imkansız. Çünkü biz eleman bulamıyoruz. Biz yetiştirmek için eleman aradığımızda tek istediğimiz öğrenmeye açık olduğunu arkadaşlarımızın bize gönderebilmesi. Buna göre alıp yetiştirelim dediğimizde bu tarafta arkadaşlarımızın bir araştırma yapıp küçük bir şeyler hani hazırlayıp oluşturup gelmesini istediğimizde çoğu zaman bunu bile göremiyoruz. Şimdi Chris Diab dünyada en çok kullanılan veri analitiği yönetim stratejisidir. Bunun ilk adımında bizim insanları senlik dediğimiz iş ihtiyaçlarının anlaşılması vardır. Burada iş bilgisi gerekir. Analitik okur yazarlık gerekir. Ve gerçek anlamda analitik taraftaki çalışmanın kendi işine ne değer katacağına dair bir vizyon edinmesi gerekir. Verinin anlaşılması aşamasında
İstatistik okuryazarlık ve veri tabanı bilgisi. Şimdi istatistikçiler açısından da, mühendisler açısından da çok net bir şey var. İstatistik okuryazarlık olmadan ham maddeniz olan veriye dokunmamanız gerekiyor. Verinin hazırlanma aşaması, veri tabanı, veri ambarı, ETL veriye hazırlama noktasındaki süreçleri yönettiğimiz çözümler, SQL gibi yetkinliklere ihtiyacımız var. Modellerin geliştirilmesi aşamasında da veri tabanı bilgisi, istatistik, makine öğrenmesi, iş bilgisi, analitik tool kullanımı, açık kaynak kodlu programların kullanımı bilgilerine ihtiyacımız var. Ben sunumumu bitiriyorum. Sorularınız olursa almak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdiki oturumumuzda ise 360 ajanlı teknolojik ve sektörel uygulama alanlarından bahsediyor olacağız. Açıkçası üniversitemizde derslerde görmüş olduğunuz tüm teorik bilgileri biz nasıl gerçek hayatta pratiğe döküyoruz? Nasıl uygulamalar geliştiriyoruz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. En azından öğrendiğiniz bilgiler iş hayatına atıldığınız zaman karşınıza nasıl çıkacak? Ne için kullanabileceksiniz? Bunları görüyor olacağız birlikte. En son olarak Tünan'ın da bahsettiği gibi aslında bizim ham maddemiz veri. Dolayısıyla verinin olduğu her sektörde çok detaylı çalışmayı gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda bankacılıkta, sigortada, perakende de, telekomünikasyonda, inşaatta, otomotivde, sağlık sektöründe, kamuda, aklınıza gelebilecek olan aslında bütün sektörlerde çok büyük veriler toplanıyor ve biz de bu verilerin çoğunu zaten farklı yani yöntemlerle, farklı yaklaşımlarla ele alıp kurumlara analitik karar desteği sağlayabilecek olan bilgiyi çıkartmaya çalışıyoruz. Peki bu süreç nasıl çalışıyor ve ne gibi uygulamalar gelişiyor? Aslında şu anda görmüş olduğunuz çember bizim proje yaklaşımımızı gösteriyor. Her projenin birinci basamağı bizim için analitik yol haritasının belirlenmesidir. Eğer başlangıçta iş ihtiyacını doğru analiz edemezseniz ortaya koyacağınız tedavi ve çözüm yöntemi çok doğru bir sonuca götürmeyecektir sizi. O yüzden biz her projemizde daha önce bu projeyi farklı aynı sektörde faaliyet gösteren farklı firmalar yapmış olsak bile sıfırdan sanki bu işte karşılaşıyormuşuz gibi ele almaya çalışıyoruz. Çünkü her kurumun yaklaşımı, her iş ihtiyacı ve her ürün çok farklı bir detaya sahip. O yüzden de buradaki mimari içerisinde biz müşterilerimizle beraber masaya oturuyoruz, onları dinliyoruz. Şu anda süreçleri nasıl yönetiyorlar, nasıl bir iş akış yapıları söz konusu, nasıl bir ürün gamı söz konusu, bu ürünlerle beraber müşterilerin hangi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ve bu süreci yönetirken de ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, bunları dinliyoruz. Sonrasında ise analitin de bize verdiği güçle birlikte biz müşterimizin hangi noktalarda yaşadığı sorunları çözebiliriz. Bunun öncelikleri ne olması gerekir? Bu problemleri çözmek için ne gibi verilere ihtiyacımız var ve bu verilerin ne kadar müşterimizin elinde var gibi detaylı bir incelemeyi ortaya çıkartacak şekilde bir yol haritası tasarımı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mesela analitik CRM bunların en başında gelen çalışmalardan bir tanesi. Müşteri ilişkileri yönetimi olarak karşınıza gelecek olan bu yaklaşımdaki temel amacımız şu. Müşteriyi odağa alacak şekilde biz müşterimizi nasıl daha iyi tanırız ve ihtiyaçlarını doğru zamanda tespit ederek onların gerçekten ihtiyaç duyduğu, beklentide olduğu ürünleri, hizmetleri nasıl sunabiliriz? Bunları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Analitik CRM nasıl çalışıyor diye bakarsanız, birinci basamakta ders segmentasyonu hayatımıza geliyor. Ders segmentasyonunun amacımız müşterilerin kuruma kattıkları faydaya göre gruplandırılmasını sağlamak. Günün sonunda aslında bir piramit yapısı oluşturuyoruz. Ve bu piramit yapısı bizim için en altta daha az değerli müşteriler, en üstte ise daha kıymetli müşterilerimizin olduğu bir yapıya doğru bizi götürebilecek olan bir sonuca doğru götürüyor. Peki mimari nasıl çalışıyor? Neden bunu yapıyoruz? Arka tarafta eğer siz kurumunuz içerisinde mesela %1'lik bir platin müşteri grubu bulabilirseniz bu sizin şu demek oluyor. Belki müşteri sayısı olarak çok yüksek bir müşteri kitlesiyle karşı karşıya değiliz ama kurumun belki de cirosunun %50'sine burada nasıl yaklaşmamız gerekir? Hangi müşteriye nasıl ek öneriler sunmamız gerekir ki bize sadık kalsınlar? Değer segmentasyonu birinci basamağa koymamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi de temelde aslında her şeyin merkezinin değer olması. Sonuçta birçok ticari faaliyet gösteren kurumun amacı kazanmaktır, kar kazanmaktır, gelir kazanmaktır. O yüzden de burada yaklaşım olarak baktığımız dünyada birinci hedefimiz müşteri kazanımı oluyor.
müşteri kazanımına bakarsak da biraz da aslında iş optimizasyonu dökmeye çalışıyoruz. Hiçbir kurum günün sonunda herkes benim müşterim olsun demez. Analitikle beraber artık yavaş yavaş bu bakış açısını değiştirip evet ben müşteri kazanmalıyım ancak benim için yüksek anlamda fayda katacak olan müşteri kazanmalıyım noktasına gelmeye başlayacaklar. Bunu da aslında değer segmentasyonunda yapıyoruz. Eğer değer segmentasyonun üst kısmında bulunan platin, altın gibi müşteri gruplarını inceleyip biz bu müşteri nasıl kazandık, hangi kanaldan geldiler, hangi ürünleri kullanarak bizim için kıymetli hale geldiler bunları ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve bunu ortaya koyduktan sonra tüm reklam kampanyalarını, tüm müşteri kazanım stratejilerimizi buna göre şekillendirecek şekilde evet biz şu profildeki müşterileri kazanmak istiyoruz diyebilecek hale gelebiliyoruz. Sonrasında ise çapraz bir satış modelleri devreye girmeye başlıyor. Buradaki modellerle amacımız da segmentler arası geçişleri sağlayabilecek olan bir mimari tasarlayabilmek. Sonuçta müşterimizin değerini sabit değil, hareketli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca buradaki değeri arttırmaya çalışacağımız bir mimari söz konusu. O yüzden buradaki süreç içerisinde mimariye bakarsanız da biz mümkün olduğunca müşterilerin doğru ihtiyaçlarını segmentler bazındaki analizlerimizle beraber ortaya çıkartıp doğru çapraz üst satış teknikleriyle beraber herkesi daha kıymetli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve tutundurma tarafı. Tutundurma tarafına baktığımız dünyada ise mimari şöyle ilerliyor olacak. Müşteri kaybı engellemiyor ne yazık ki. En önemli odaklarımızdan bir tanesi olmasına rağmen %100 oranında müşteri sadakatini sağlamak çok mümkün değil. Ama kritik olan konu yine değer segmentinizde varsa değer segmentinin üst kısmındaki yüksek faydalı müşterileri elde tutup alt taraftaki göreceli olarak daha az değerli olan müşterilerden birisi bizi terk ediyorsa en azından onlara çözüm üretmeye çalışacak olan bir yaklaşım nasıl sağlarızı görmemizi sağlayacak. Dolayısıyla yapacağımız tüm terk etme modellerinde segmentler bazında farklı farklı geliştirme şansına sahip olabiliyorsunuz. Değer segmentasyonu yaptıktan sonra ikinci basamağımız artık müşterimizin değerini biliyoruz, kenara koyduk. Şimdi müşterimizin profil özelliklerine bakmaya başlayacağız. Eğitim seviyesinden tutun da mesleğine, medeni haline, çocuk sayısına, hatta ikamet ettiği lokasyondaki emlak fiyat endekslerine kadar çok detaylı verilere bakıyoruz. Çünkü günün sonunda amacımız müşterimizin nasıl bir profilde olduğu, ne kadarlık bir lokasyonda yaşadığı, bizim için sosyoekonomik statüsünün ne olduğunu bakarak görebileceğimiz bir mimari şekillendirmeye çalışmaktan geçiyor. O yüzden demografik segmentasyon, değer segmentasyonu sonrası müşterimizi tanımaya yönelik olarak yaptığımız ikinci derinleşme adımı olarak karşımıza çıkacak. Üçüncü basamağa geçtiğimizde potansiyel değer segmentasyonu hayatımıza giriyor. Aslında burada da bir değeri analiz ediyoruz ama farklı bir değer. Değer segmentasyonunda birinci basamaktaki projede mevcut da müşterinin kuruma kattığı değere bakarken potansiyel değer segmentasyonu geçtiğimiz dünyada müşterinin aslında benim kurumuma değil ama aynı sektörde faaliyet gösteren farklı kurumlara kattığı değeri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burası aslında bizim için direkt bir aksiyon çıktısı sağlıyor. Örnek veriyorum, mevcut değer segmentinde müşteri bronz segmentin yani alt segmentte olabilir ama aslında ben onun potansiyelini daha doğru yönetebilseydim, anlamlandırabilseydim bu müşteri şu anda aktifte dışarıda platin segmentinde olan bir müşteri haline geliyor olabilir. Demek ki benim durağı bronz gibi değil, platin bir müşteri gibi davranmalıyım ki onu kendi kuruluşuma çekebileyim. Mimarisini sağlayabileceğiniz bir çiftliği sağlayabiliyoruz size. Sonrasında müşteri tanımak adına yaptığımız dördüncü basamaktaki aslında en detaylı segmentasyon hayatımıza gidiyor. Davranış yani yaşam tarzı segmentasyonu. Burası bir müşterinin kurumla kurmuş olduğu tüm ilişkiyi kapsayan bir mimaride çalışıyor. Ve günün sonunda tüm ürün tercihleri, ürün kullanımları, kanal kullanımları, iletişim tercihleri, kampanya eğilimleri gibi sizin aslında aktifte kuruma bıraktığınız tüm veriye dikkate alıyoruz. Mesela hepiniz bankamatik kartı kullanıyorsunuz, kredi kartı kullanıyorsunuz, hatta cep telefonlarınızda telekom şirketinin hatlarını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında sizin bıraktığınız verileri dikkate aldığını düşündüğünüzde ben sizin daha çok ne zamandır alışveriş yaptığınızı, hangi markaları tercih ettiğinizi, hangi kategorileri tercih ettiğinizi veya konuşma standartınızın ne olduğunu, kimlerle daha çok konuştuğunuzu, her şeyin arka taraftaki verilerinizi telekom şirketin veya finansal kuruluşların biriktirdiği verilere bakarak ortaya çıkartabiliyorum. Dolayısıyla size uygun teklifin ne olması gerektiğini ortaya çıkartıp buna göre size SMS'ler, e-mail'ler atma şansına sahip olabiliyoruz. Tabii ki bunların hepsini KVKK şartlarını dikkate alacak şekilde gerçekleştirmek kapsamında bunları yapıyoruz. Dolayısıyla davranış segmentasyonuyla beraber biz müşterilerimizin profillerine göre gruplar oluşturuyoruz. Neler bunlar mesela? İspeşinde. İspeşinde grubu mesela şöyle düşünebilirsiniz bunu. Arka tarafta bir ürün almadan önce e-ticaret kanalları üzerinden tüm alternatif markaların ürünlerini, fiyatlarını inceleyip acaba kampanyaları ne zaman girer?
haftada bir girip fiyatı kontrol eden, ne zamanki fiyat inmeye başladı dünyanın hemen alıma doğru gidebilen müşterileri gösteriyor mesela. Buradaki müşteriler için kritik olan konu indirim. Eğer doğru bir şekilde indirim yaklaşımı sağlayabilirseniz o müşterinin sizde sürekli kalmasını sağlayabilirsiniz. Ama sizden daha uygun bir yer bulduğu anda hemen gidecektir. Veya uyuyanlar. Arka tarafta mesela bireysel emeklilik sistemini düşünün. Bireysel emeklilik sistemi içerisinde ilan bir tane müşteri kredi kartından otomatik ödeme talimatını veriyor. Ve günün sonunda unutuyor aslına bakarsın ödeme yapıldığında. Hesabı unutulmuş vaziyette duruyor. Ve sürekli para birikiyor orada. Ama diyelim ki bireysel emeklilik şirketi bunun farkında değil. Veriyi doğru bir şekilde analiz etmiyor. Arıyor sizi. Efendim işte şöyle bir fonunuz vardı. Bu fonu şu seviyeye getirirseniz şu kadar da ek kazanacaksınız. O anda siz görüyorsunuz ki ya burada para varmış. Ve aklınıza geliyor ki ya ertelediğim bir araba alma ihtiyacım vardı. Model yükseltecektim. Hazır burada bu para varken bunu çekeyim araba alayım. Kurumda mesela sizin aslında fonunuz orada duracakken kaybetmiş hale düşebiliyor. Dolayısıyla bunun gibi farklı farklı profillere bakacak şekilde biz müşterileri gruplandırıyoruz ki günün sonunda her bir kurum aksiyon alırken bu segmentlerin özelliklerine göre aksiyon alsınlar. Böylece müşterinin gerçekten değerini ve potansiyelini daha doğru yönetebilecek hale gelebilirim. Segmentasyonlar dediğimiz gibi temel olarak düşünüyoruz. Bir bina gibi bir binayı düşünün. Binanın temeline değer segmentasyonu davranı, segmentasyonu potansiyel değer ve demografik segmentasyonu koyuyoruz. Ve bunun üzerine çıkacağımız tüm katlar içinse kimlere çapa satış yapabiliriz, kimlere üst satış yapabiliriz, kimlere terk etme riskini bulabiliriz. Kimleri kredi kullandıralım, kimler hilekarlığa karışabilir gibi spesifik anlamdaki aksiyon modellerini ise buradaki segmentler bazında geliştirmeye başlıyoruz. Müşterimizi tanıdıktan sonraki basamakta devreye girecek olan model ürün eğilimi modellemesi. Ürün eğilimi modellemesinin içerisindeki temel yaklaşımımız da şu. Artık ben müşterimi tanıyorsam aksiyona geçmeliyim. Aksiyonda kurumun sunduğu hizmetler, ürünler ve kampanya olabilir. Örnek veriyorum ben bir perakende şirketiyim. Giyim perakendesi üzerine çalışıyorum. İşte kot satıyoruz, gömlek satıyoruz, tişört satıyoruz, kazak satıyoruz, mont satıyoruz. Ve karşımızda da mesela iki tane müşteri var. Arka tarafta kuracağımız ürün eğilim modellemeleri ki bunların hepsi mümkün öğrenmesi yöntemlerine dayanan algoritmalar ve sürekli kendi kendine öğrenen mimariler. Her bir müşteri için o müşterinin en çok satın alma eğilimini gösterebileceği ürünleri bulup direkt müşteriye teklif edebilecek hale gelebiliyoruz. Buradaki modellerle beraber hem teklifleri belirliyoruz hem de bu tekliflerin hangi kanaldan gitmesi gerektiği konusunda da firmaya karar desteği sağlayabilecek olan çıktılar sağlayabiliyoruz. Aslına bakarsanız analitik çalışmaları doğru planlayan birçok kurum size şu anda SMS ile gelen, e-mail ile gelen birçok kampanya ve çağrı merkezinin aramayla gelen kampanyaları buradaki modellere dayandırıyorlar. Ve günün sonunda çok daha spesifik anlamda sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek olan SMS'ler gelmeye başlıyor. Kanal tarafına geçtiğimiz dünyada dijitalleşme şu an dünyada çok popüler bir yaklaşım biliyorsunuz. Her süreci dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hem maliyetler azalıyor hem de müşteri deneyimi çok daha iyi seviyeye geliyor. Bu yüzden de dijitalleşme sürecinde kanalın doğru bir şekilde kullanılması çok kritik bir öneme sahipmiş. Örnek veriyorum bir bankacılığı düşünürseniz internet şubesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi, SMS sistemi gibi, ATM gibi birçok farklı kanalı söz konusu. Dolayısıyla buradaki kanalların müşteri tarafından nasıl kullanıldığı, hangi müşterilerin hangi kanalı kullanması daha verimli olacaktır, hangi müşteri hangi kanalı kullanırken burayı terk etme ihtimaline sahip olabilir gibi modelleri de kanallar bazında geliştirip kanalların daha verimli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kuruluşlar müşterilerin kanalları kullanması için gerçekten çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu yatırımların da sonucunda eğer biz müşterileri kanalda tutamazsak veya onları gerçekten kanalda kullanmaya ikna edemezsek bu yatırımların hepsi boşa gidecek hale gelmeye başlıyor. Ki bir de şu andaki mesela günde pandemi yüzünden evlerimizde kapanmış durumdayız. Aslında bütün finansal işlemlerinizi veya alışverişlerinizi online olarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada tüm kanalların aslında hiç olmadığı kadar yoğun kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama aslında bu şu an değişken bir karakteristik. Bu sadece pandemi yüzünden artan bir kullanım. Belli müşteriler için. Belli müşteriler için ise hayatın hiç değişen bir şey yok. Zaten online alıyordu. Yine online almaya devam ediyor. Ama buradaki verileri çok doğru analiz edip bu mevsimselliği, anlık etkiyi doğru bir şekilde devreye sokacak şekilde hangi müşteriler şu anda mecburiyetten dolayı kanalına giriyor. Hazır girmişken bunları buraya sadık tutmalıyız. Yapabiliriz gibi ek çalışmalarda şu anda kurumlar aktarılıyor. Kampanya geri bildirim modellemesi. Burası aslında sizin birebir yaşadığınız sorunlardan bir tanesi olarak karşınıza gelecektir. Nedir burası? Telefonlarınıza SMS'ler geliyor. Her marka size çeşitli kampanyalar gönderiyor.
ve siz belli bir zaman sonra bu kampanyaları aslında çok fazla okumamaya başlıyorsunuz. Çünkü o kadar fazla geliyor ki ve sizin ihtiyacınızla alakası olmayan içerikte geliyorlar ki belli bir zaman sonra A markasından gelen bir SMS'i hiç okumadan silmeye başlayacak veya direkt hiç okunduğu gibi tıklayıp geçecek hale geri gelmenize yol açacak buradaki yaklaşımlar. Biz de bunu engellemeye çalışıyoruz. Kampanya geri bildirim modellemesiyle beraber kurumların size gönderdiği tüm bu içerikleri ele alıyoruz. Bu SMS size ne zaman gelmiş, hangi kanaldan gelmiş, hangi içerikte gelmiş, saati ne zaman gelmiş gibi birçok farklı veriye bakıyoruz. Ve bu veriler sonrasında ortaya çıkarttığımız optimizasyon modeli bizim için şunu diyor. Eğer sen doğru bir kampanya göndereceksen saat 2'de gönderme. Doruk genelde işine serviste giden bir kişi. Dolayısıyla saat 7 ile 8 arasında serviste olduğu için SMS'lerine de bakıyor, e-maillerine de bakıyor ve göndermiş olduğum tekliflere tıklama ihtimali yükseliyor. Ama sadece saat 7 ve 8 arasında teklif gönderirken de dikkat etmen gereken konu bir, bunu SMS'le göndermelisin. İkincisi ise göndereceğin içerikte şu ürünler olmalı gibi bir optimizasyon kurgusu haline getirmeye başlıyoruz. Böylece buradaki mimarinle beraber gerçekten müşterinin en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri en çok ihtiyaç duyduğu kanaldan ve doğru zamandan ulaştırmasını sağlayabilecek olan bir mimariyi hayata geçirebiliyorsunuz. Sonra şikayet talep segmentasyonu hayatımıza giriyor. Şikayet talep segmentasyonunda baktığınız dünyada aslında buradaki temel yaklaşımımız şu. Siz her türlü ürünü kullanırken bazen memnuniyetsizlik yaşayacaksınız. Bu memnuniyetsizlikleri bazen iade olarak yansıtıyorsunuz, bazen arayıp şikayet kaydı bırakıyorsunuz, sosyal medyadan duygularınızı ifade ediyorsunuz, içinizi döküyorsunuz veya çağrı merkezini arayıp diyorsunuz. İşte ben şu sorunları yaşadım, benle hiç ilgilenmiyorsunuz, sizi terk edeceğim, hattımı değiştireceğim gibi bildirimlerde bulunuyorsunuz. Biz aslında bunları mümkün olunca arka tarafta anlamaya çalışıyoruz. Tüm bu verileri topluyoruz. Hangi müşteri ne kadar şikayette bulunuyor, bu şikayetleri ne kadar sıklıkla çözebilmişiz, ne kadar beklemiş müşterimiz, şikayeti çözdükten sonra bir kez daha yaşanmış mı, yaşandıktan sonra müşterinin alım karakteristiği veya ürünün kullanma yapısı ne kadar değişmiş, azalmaya başlamış mı gibi birçok farklı analizi gerçekleştiriyoruz. Ve hangi müşterimizin bizim için nasıl bir şikayet tarzı vardır? Şikayeti iletmeye yönelik midir yoksa hiç şikayet etmez, sorun yaşarsa da bir daha o markadan alışveriş yapmaz gibi bir profil mi karşımıza çıkıyor? Bunların hepsini şikayet ve talep segmentasyonu içerisinde değerlendireceğimiz mimari tasarlıyoruz. Sonra terk etmeyeli modellerimiz hayatımıza giriyor. Buradaki mimari aslında birazcık proaktif bir yaklaşım karşımıza getirecek. Nedir bu proaktif yaklaşım? Normal şartlarda siz şuna bakarsınız en temel anlamda ki birçok kurum bu arada Türkiye'de hala buna bakıyor. Geçen ay ne kadar müşteri bizi terk etti? Bunun sayısı bir öncekiye göre ne kadar arttı? Ve terk edenler arasında bir ortak örüntü var mı? Sorusunu soruyorlar. Ama aslında burada kritik olan konu geçmişte ne olduğundan ziyade gelecekte ne olacağını öngörmek. Dolayısıyla biz terk etmeyeli modellemesiyle beraber hangi müşterilerin gelecekte bizi ne kadar ihtimalle terk edebileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Böylece kurumlara çok net bir aksiyon planı çıkartıyoruz. Bak, eğer bir şey yapmazsan şu konudaki müşteriler seni terk edecekler. Ve bunların sana aslında yıllık olarak bıraktığı kar da bu kadar. Bu kadar karı kaybedeceksin. Bunun farkında mısın gibi erken bir şekilde 3 ay öncesinden 6 ay öncesinden bu terk etme yoluna girmeye başlayan müşterileri tespit edip anlık olarak müşterilerimize paylaşıyoruz. Ve onlar da direkt buna göre sadakat yönetim planları çıkartır. Size işte %10 indirimler, 20 para puanlar veya çeşitli ürünlerde ilk size bunu gönderiyoruz gibi farklılaşacak şekilde önerilerle beraber sizin gerçekten terk etme kararınızı değiştirmeye çalışıyorlar. Buradaki modelleri kurarken yapı sadece işte Doruk %80 ihtimalle bizi terk edecektir demek değil. Aynı zamanda Doruk ilk 3 ay içerisinde %70 terk edecek. İlk 6 ay içerisinde ise %95 ihtimalle seni terk edecek olan profile gelecek. Eğer bir şey yapmazsan gibi sonuçları ortaya çıkartıyor. Ve siz bu sonuçları gördüğünüz zaman sadece yine Doruk seni terk edecek değil, Doruk terk edecek çünkü şu olayları yaşamış. Son 3 aydaki internet şubenizi kullanırken aldığı hata sayısı 5'in üzerine çıktığı için, bununla alakalı müşteriye dönüş yapılmadığı için terk etme yoluna doğru gidiyor gibi sebepleri de görebilecek şekilde bir çıktı paylaşabiliyoruz. Ki buradaki yapıların hepsini kurarken arkadaşlar arka tarafta istatistik, veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi, derin öğrenme gibi farklı algoritmaları kullanıyoruz ki gerçekten verinin içerisinde yatan gizli bilgiyi ortaya çıkartabilelim. Sonra mesela burada bir telekom örneği görüyorsunuz terk etme modellemesi üzerine. Bakın hem arka tarafta her bir 3 farklı müşteri içinde terk etme riskinin ne olacağını görüyorsunuz. Hem de bunların sebeplerini altlarında kural setleri şeklinde görme şansına sahipsiniz. Kurumlar bunları anlık olarak her müşteri için takip edebiliyorlar. Size örnek veriyorum, gidip çağrı merkezini aradığınız anda
hemen sizin churn skorunuzu güncelleyebiliyoruz. Böylece her etkileşimde gerçekten son durumunuz neyse buna göre siz aksiyon alabilecek olan mimariye gelebiliyoruz. Analytics CRM yaklaşımının son basamağı yaşam boyu değer modellemesi. Yaşam boyu değer modellemesi ise aslında şunu sağlıyor bize. Müşterim bugün 2020 yılı içerisinde benim için 5. segmentte, en alt segmentte. Ama eğer durun ben eğitim seviyesine bakıyorum, şu anda hayatın hangi evresinde olduğuna bakıyorum, efendime söyleyeyim, hangi okuldan mezun olduğuna bakıyorum, ürünlerin nasıl kullandığına bakıyorum ve bu profilde gidiyorsa benim için aslında benim normaldeki değer segmentimin 5. basamağındaki müşterinin profiline çok benziyor. Demek ki ben doğru 4 yıl boyunca bankama sadık tutabilirsem durup 4 sene sonra benim için en kıymetli müşteri profilim haline gelecek. O zaman ben şimdiden dura yatırım yapmaya başlayayım diyebileceğiniz mimari getirme şansınız var. Dolayısıyla yaşam boyu değer segmentasyonu müşterimizin bugünkü değerinden ziyade gelecekte gelebileceği değeri öngörüp buna göre de müşterimize kaynak planlaması yapmamıza imkan sağlayabiliyoruz. Hatta bunu mesela birçok şirket geleceğin yıldızları diye projelerin yaratır. Bu geleceğin yıldızı projeleriyle beraber de kurumun içerisinde örnek veriyorum 1 senelik 2 senelik iş tecrübesine sahip olan kişilerin profilleri detaylı bir şekilde incelenir ve hangi kişilere biz ek eğitimler verirsek geleceğin yönetici adayı olabilir. Konusunda mesela insan kaynaklarını bile buradaki modeli çevirme şansınız söz konusu. Analitik CRM'den sonra mesela analitik acente yönetimi devreye giriyor. Mesela sigorta şirketleri, havayolu şirketleri bilet satışı için acenteler kullanıyorlar. Veya sigorta satarken acentelerini kullanıyorlar. Dolayısıyla nasıl ki biz müşteriyi detaylı olarak segmente ediyorsak, buradaki case içinde acenteleri segmente ediyoruz. Hangi acenten benim için ne kadar kıymetli, nasıl bir satış karakteristiği var, nasıl bir potansiyelde çalışıyor? Bunların hepsini tek tek görüp, arka tarafta bu sefer müşteriyi bir kenara koyup acenteyi merkeze alabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela ben bir sigorta şirketiyim ve yaklaşık 3000 tane acentem var. Ama her acente benim için aynı değere sahip değil. Dolayısıyla hepsine vereceğim yaklaşım, hepsine vereceğim avantajlar da farklılaşmaya başlayacaktır. Acente yönetimi de bunu ortaya çıkartabilecek olan mimar sunabiliyor. Mesela farklı bir çalışma, nokta bazı zeka ve lokasyonla izlediğimiz mimar ise aslında çok eğlenceli bir yapı. Ortaya koymaya çalıştığımız şey şu, mesela şu anda sokağa çıktığınız zaman, tabii şu an çıkamıyorsunuz ama normalde çıktığımız zaman işte çeşitli Migros, Şok, Beam, A101 gibi marketlerin şubelerini görüyorsunuz. Arka tarafta nokta bazı zeka hangi markanın nereye şube açmasının onun için daha verimli olacağını ortaya çıkartabilecek olan bir karar desteği sağlıyor. Bunu yaparken gidiyoruz, coğrafi bilgi sisteminden gelecek olan lokasyon verilerini dikkate alıyoruz. Kurumun performans rakamlarını dikkate alıyoruz. TÜİK'ten gelen hangi bölgede nasıl bir insan profili yaşıyor bilgilerini dikkate alıyoruz. Ve tüm bu bilgiler dahilinde müşterilerimizin karşısına şunu çıkartabiliyoruz. Türkiye'nin şu mahallelerine eğer şube açarsanız gelir kazancınız şu kadar olacak. Buna göre kendileri nereye açmamız gerektiği konusunda karar vermeye başlıyorlar. Aynı zamanda mesela bakın şu andaki noktaların üzerinde yeşil oklar, kırmızı oklar veya sarı çizgiler görüyorsunuz. Bunlarsa mevcut mağazalarımızın veya şubelerimizin performanslarını gösteriyor. Örnek veriyorum bir yeşil ikon görüyorsanız yeşil ikon bizim için ilgili mağaza bulunduğu bölgenin potansiyelindeki hedefine göre daha üstüne çıkmış. Çok güzel hedef gösteriyor. Ama kırmızı olma baktığımız zaman bölgenin potansiyelini karşılayabilecek kadar daha başarılı değil. İlerlemesi gereken yer var gibi kurumlara hangi mağazasına nasıl yaklaşması gerekir? Hangi mağaza şu anda iyi gidiyor desteklesin? Hangi mağaza kötü gidiyor? Acaba ne yaparsak buradaki mağazayı daha iyi hale getirebiliriz gibi çalışmaları devreye sokabiliyorlar. Veya bankaları dikkate aldığınız zaman hangi banka nereye ATM koymalıyım sorusuna cevap almak için buradaki modelleri kullanıyor. Ve siz en azından sokakta yürürken ya şurada bir iş bankası iyi olsaydı çok iyi olur dediğiniz dünyada belki arka tarafta buradaki model çalışıp iş bankasında 3 ay öncesinde buraya bir ATM koysanız çok iyi bir transaction sayısına sahip olabilirsiniz. Bu uyarı çıkartmış olabiliyor. Dolayısıyla nokta bazlı zeka bizim için noktasal bilime sahip olan tüm kurumların hangi sektörde olursa olsun lokasyon analizini yapmamız imkan verecek olan bir çıktı sağlıyor. Ve tabii ki bunları hem analitik dashboardlar, raporlarla beraber yapıyoruz hem de detaylı veri madenciliği yöntemleriyle beraber kuracak hale getirebiliyoruz. Hedef yönetimi kritik olan konulardan bir tanesi. İş hayatına gelip ve bu hedefleri ben nasıl uymalıyım, nasıl karşılayabilirim gibi sorular çok kritik bir öneme sahip olacak sizin iş hayatınız içerisinde. Dolayısıyla biz de hedef yönetimi başlığıyla beraber
her bir çalışanımıza ne kadarlık bir hedef vermeliyiz, hangi performans kriterine göre nasıl bir hedef olmalıdır bunları belirlemeye başlıyoruz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Türkiye'deki en büyük perakende firmalarından, gıda perakendisinde çalışan firmalarından bir tanesinde her bir şubesinde hangi üründen ne kadar satılması gerektiğini öngörecek olan mesela bir hedef yönetim sistemi kurduk. Ve bu hedef yönetim sistemi aylık olarak çalışıp, bakın tekrar söylüyorum, her bir mağazadaki her bir ürün için çalışıyor. Ve yaklaşık olarak arka tarafta 400-450 bin tane model çalışıyor her ay. Ve bu modeller ilgili üründen ne kadar satılması beklenebilir, buna göre sahaya ne kadarlık bir hedef indirilmesi gerekir, bunları ortaya çıkartıyor. Ve hedef yönetimi ekipleri de sahaya bunları paylaşıp, sizler önümüzdeki 3 ay içerisinde bu üründen bu kadarlık bir satış bekliyoruz. Buna göre müşterimizi lütfen yönlendirmeye başlayalım gibi önerilerde bulunmaya başlıyorlar. Ve bunların hepsi sürekli öğrenilen dinamik yapıya sahipler. Burası çok kritik bir nokta. Bundan 5 sene önce konuşuyor olsaydık arka tarafta mümkün olduğunca danışmanlık şirketleri hep statik modeller kurmaya çalışıyordu ki insanlar kendine bağlı kalsınlar. Bir modeli kurduktan sonra bir sene boyunca aynı modeli kullanmayı tavsiye ediyorlardı ancak biz bunu hiçbir zaman yapmadık. Mesela şu anda da kurduğumuz tüm yapılar bir model kuruyorsak bu model ertesi gün yeni veri geliyorsa tekrardan kendini eğitecek, bu veriyle beraber karşılaştırıp acaba kendi modelimi değiştirmeli miyim kararını verebilecek dinamikliğe sahip hale gelmiş durumda. Dolayısıyla biz her yeni gelen veriyi, her yeni gelen hareketi detaylı bir şekilde dikkate alıp buna göre tüm aksiyonlarımızı ve tüm çıktılarımızı güncelleyebilecek olan bir hale gelebiliyoruz. Benzer şekilde hedef yönetiminin farklı bir bakış açısıyla beraber dinamik talep tahmini, satış yolcu yoğunluk tahmini gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mesela enerji sektörünü düşünün, elektrik sektörünü düşünün. Hepimiz evimizde elektrik tüketiyoruz ve aslında bunu üreten de santraller var. Arka tarafta biz aboneler bazında ne kadar elektrik tüketileceği gelecekte, bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta içerisinde ne kadar elektrik ihtiyacı olacaklarını en düşük periyotta saatlik bazda bir öngörecek şekilde modeller kuruyoruz. Ve buna göre gidiyoruz arka tarafta üretim santrallerinin yük dengelemesini gerçekleştiriyoruz. Buna göre eğer yetersizlik kalacaksa nereden ek alım yapılabilir? Bunu araştırmasını sağlıyoruz ve bunların hepsini bakın bir saat içerisinde karar veriyoruz. Çünkü günün sonunda bir saat sonra sizin evinizde o elektrik olmalı. Ve bunu da kurum en karlı şekilde yapmalı ki o da ayakta kalabilsin. Dolayısıyla bunun gibi işte enerji sektörü için talep tahmini, örnek veriyorum hava yolları şirketleri için yolcu sayısının tahmini gibi birçok farklı modeli de hangi uçağında, hangi saatteki tarifemde ne kadarlık bir müşteri yoğunluğu olabilir. Bunları öngörebilecek olan mimarlar sağlayabiliyorsunuz. Veya telekom şirketlerini düşündüğünüzde baz istasyonlarının yoğunluğunu tahmin edecek olan mimarlar kuruyoruz. Buna göre hangi noktada ne zaman baz istasyonu yetersiz kalacak hemen mobil baz istasyonu gönderelim veya yeni bir tane baz istasyonu kuralım gibi kararlarda buradaki modellerin sonuçlarına göre verilebilecek hale gelebiliyor. Anlık yok satma, FİNYA farklı çalışma konu başlıklarından bir tanesi. Mesela bir markete gittiğinizi düşünün. Markete gittiğiniz zaman bazen raflarda aradığınız ürünü bulamazsınız. Aslına bakarsanız depoda belki o ürün var mağazanın deposunda ama rafa gelmemiş ne yazık ki. Eğer siz bunu birkaç kez yaşarsanız artık o mağazaya, o markete gitmemeye başlarsınız. Çünkü aradığım ürünü bulamıyorum imajı oluşmaya başlar kafanızda. Anlık yok satma modeliyle beraber de aslında biz bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Arka tarafta rafları anlık olarak takip edip, her bir satış işlemine göre burayı değerlendirip 10'ar dakikalık periyotlarda tahminler yapıyoruz. Acaba önümüzdeki bir saat içerisinde ilgili üründen ne kadar satılır? Bu üründeki öngörmüş olduğumuz miktarla raftaki yer alan ürün miktarı bizim için karşılayabilecek olan bir stok sahip mi? Eğer değilse hemen akıllı uyarı çıkıyor reyon sorumlusuna, mağaza yöneticisine. Ve mağaza yöneticisi alarmı gördükten sonra şu reyona, şu üründen 20 tane daha koymamız gerekiyormuş deyip hemen anlık olarak orada 20 tane ürün besleniyor. Böylece sürekli siz mağazada herhangi bir rafa gittiğiniz dünyada ilgili aradığınız ürünü bulabilecek bir hale gelebiliyorsunuz. Bu hem müşteri deneyimini iyileştiriyor, hem sizin mağazada kalmanızı sağlıyor, hem de hiçbir zaman stok dışı kaldık, ilgili üründen bize kalmadı o yüzden satamıyoruz gibi müşteri kaybını engelleyebilecek olan sonuçları da ortaya çıkartabilecek çıktılar sağlıyoruz. Fraud yönetimi çok eğlenceli konu başlıklarımızdan bir tanesi. Arka tarafta aslında bununla alakalı çok da fazla film de var. Mesela Sıkıysa Yakala diye bir film vardı. Belki seyretmişsinizdir Leonardo DiCaprio'nun. Analitik fraud yönetimi amacımız aslında hilekarları ve suistimalcileri ortaya çıkartmak. Ve bunun sektör kısıtı yok. Perakende'de de hilekarlık yapılıyor. Bankacılıkta da hilekarlık yapılıyor. Sigortada da hilekarlık yapılıyor. Örnek vermek gerekirse bankayı düşünün. Hepiniz kredi kartı kullanıyorsunuz. Hatta bazen kredi kartlarınız kopyalanıyor.
veya siz aslında fark etmeden bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Genelde bunu yaşlıları çok fazla yapıyorlar. Telefonla arayıp işte ödül kazandınız, size bir SMS gelecek, bu SMS kodunu bize söyleyin gibi yöntemlerle beraber bilgi alıp aslında internet şubesine hesabın sahibi değil, başka birisi girip hareket yapabiliyor. Mesela biz bunları anlık olarak takip edip şu anda internet şubesindeki tıklamaların sırasına baktığımız dünyada bu işlem sırasıyla hesabın sahibi aynı değil. Burada bir sıkıntı var deyip hemen bir engelleme sağlayabiliyoruz. Veya perakendeyi düşündüğünüzde farklı şirketlerin sizin telefon numaranız üzerinden sadakat kart sistemleri var. Mesela alışveriş yaparken size telefon numaranızı sorarlar. Buna göre şu kadar puanınız var, kullanayım mı, kullanmayayım mı gibi önerilerde bulunurlar sizlere. Buradaki mimaride mesela siz alışveriş yaptıkça size aslında sizin telefonunuzu sormadan kendi numarasını gidip sürekli kendi numarası üzerinden puan kazanabilen çalışanlar söz konusu. Kasiyerler söz konusu. Dolayısıyla mesela burada hangi tip çalışan bunu yapabiliyor? Hangi kasiyerlere bu konuda dikkat etmeliyiz? Burada bir hilekarlık ve bir suistimal var. Bunların ortaya çıkartılmasını sağlayabiliyoruz. Veya sigortayı düşünün mesela. Arka tarafta aracınızda Allah korusun bir kaza geçirdiniz. Bu kaza sonucunda bir tutanak tutuluyor ve diyorsunuz işte ben aracımı sağ köşeden çarptım. Kapımda hasar var, şurada hasar var, farım kırıldı diye bir bilgilendirme yapıyorsunuz sigorta şirketine. Ve sigorta şirketi gelen bu talebi değerlendirip arka tarafta kurduğunuz analitik modellerle beraber diyebiliyor ki dediğin şekilde bir kaza yaptıysan bu hasarın çıkmaması gerekiyor. Burada bir fraud var. Karşınıza gelen expert detaylı sorgulamaları yapıp burada evet gerçekten bir fraud var. Belki siz arabayı bile bile çarptınız bir yere düzelttirmek için veya para kazanmak için sigorta şirketinden. Tüm bu fraudların da ortaya çıkartılmasını sağlayabilecek olan mimariler kurabiliyoruz. Bunları yaparken 3 farklı yaklaşımla beraber çalışıyoruz. Birincisi iş kuralları. Arka tarafta yıllarca bu alanlarda çalışmış olan kişilerin aslında çok kıymetli bir iş bilgisi var. Ve bu iş bilgisiyle beraber diyebiliyorlar ki eğer şu 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 olaylar oluyorsa bu fraudtur. Ama tabii ki buradaki şu 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 olaylar dediğimiz üçlü kriter, dörtlü kriter, beşli kriterin üzerine çıkamıyor. Çünkü insan zekası aynı anda 40 farklı kombinasyon düşünebilecek olan bir yapıda ne yazık ki değil. O yüzden de iş kuralları belli bir yere kadar bize fayda katıyorlar. Sonrasında devre ikinci basamakta analitik modelleri katıyoruz. Ve bu analitik modeller şöyle çalışıyor. Geçmişte ilgili şirketlerin yaşamış olduğu fraud tespitlerini alıyoruz. Ve bu fraud tespitlerini yapay zeka modelleri, istatistiksel modellerle beraber öğrenilecek şekilde eğitmeye başlıyoruz. Acaba hangi müşteride nasıl bir hareket tarzından sonra fraud olmuş? Hangi işlemleri yapanlar işlem karakterisini değiştirdikten sonra fraudu düşmüş? Bunları detaylı bir şekilde inceliyoruz ve buradan bir model çıkıyor. Çıkan model ise yeni gelen tüm hareketleri, yeni bir alışveriş hareketini, yeni bir para transfer hareketini veya sigorta talep hareketini otomatik olarak bu modelden geçiriyor ve günün sonunda ilgili kayıtta, işlemde anlık olarak fraud ihtimali ne kadardır? Eğer fraud ihtimali yüksekse otomatik olarak bunu hemen denetime gönder veya işlemi durdur gibi kararlar almaya başlıyoruz. Üçüncü basamaktaki yapı gerçekten yapay zekanın devreye girdiği nokta. Çünkü buradaki mimarimiz şu. Kurumdan herhangi bir hedef istemiyoruz. Yani bize geçmişte yakalamış olduğunuz fraudları verin demiyoruz. Diyoruz ki siz bize müşterinizin verilerini verin. Biz arka tarafta müşteri bazında müşterilerin davranış karakteristiğinin dışına çıkan bir hareket varsa bunu hemen tespit edeceğiz. Yani öğreneceğiz demeye başlıyoruz. Ne olabilir bu? Mesela elektrik şirketini düşünün. Evinizde elektrik kullanıyorsunuz. Normalde zaten sizin ben 12 aylık faturanıza baktığım zaman hangi saatlerde ne kadarlık bir elektrik tüketiminizin olduğunu az çok anlayabiliyorum. Ama siz belki belli bir zamandan sonra kaçak bir hat çektiniz. Ve bu kaçak hattı çektiğiniz dünyada tüketim alışkanlığınız belli saatler arasında acayip derece düştü. Arka tarafta kuracağımız bu anormallik tespiti modelleri sizin için abone bazında bu yapıyı ortaya çıkartabiliyor. Ve diyebiliyor ki normalde durup şöyle tüketirken bir anda tüketim şuna düştü. Burada bir anormallik var, hemen git denetle şeklinde sahadaki arkadaşlara akıllı karar desteği sağlayabilecek olan çıktılar sağlayabiliyoruz. Şuraya geçeyim. Bu konuştuğumuz yapıların aslında detayları. Farklı bir çalışan başlığı IT kapasite planlama. Bunu da şöyle düşünün. Hiçbir zaman, hiçbir alanda kaynaklar sınırsız değil. Hep bir kısıtımız var. İnsan kaynağı için kısıtımız var. Para olarak kısıtımız var. Zaman olarak kısıtımız var. Ve elimizdeki belki de yetenekler anlamında kısıtımız var. IT sektöründe ise yani bilgi teknoloji sektöründe ise şöyle bir örnek vereyim mesela. Bir perakende şirketi satışlarını online'a çekmeye çalışıyor. Sayfasının çalışması için de arka tarafa bir yatırım yapıyorlar. Çeşitli serverler almaya çalışıyorlar. Ve bu serverler de aslında belli bir kapasiteyi sahip. Örnek veriyorum 500 bin kişiye göre yapılmış.
Ama kullanıcı sayısı ve işlem sayısı artmaya başladıkça yaptıkları bu server yatırımı, sunucu yatırımı yetersiz hale gelmeye başlıyor. Ve bu sefer siz internet alışveriş yapmaya başlarken sisteme donmalar, siparişin onaylanmaması, sayfanın kilitlenmesi gibi sorunlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Ve bunu birçok kez yaşarsanız da artık oradan alışveriş yapmayı kesip başka bir firmaya geçiş yapıyorsunuz. IT kapasite planlamayla da temel amacımız şu. Şirketlerin donanım altyapılarını, sunucu altyapılarını, ki bunlar işte işlemci olabiliyor, memori tüketimi olabiliyor, disk tüketimi olabiliyor, network tüketimi olabiliyor. Tüm bu alanlarını detaylı bir şekilde modelleyip öngörüsel tahminler yapıyoruz. Ve diyoruz ki eğer siz mevcuttaki büyüme trendine baktığımızda, işlem değişimine baktığımızda, müşteri sayınıza baktığımızda önümüzdeki 3 ay içerisinde mevcut sunucularınız yetersiz hale gelecek. Ek yatırım yapmazsanız darboğaz içmeye başlayacaksınız ve sistem donmaya başlayacak şeklinde akıllı öneriler çıkartmaya başlıyoruz. Ve bu akıllı önerilerde kurumların proaktif bir şekilde ek yatırımlar yaparak her zaman müşteri deneyimini daha stabil hale getirmesini sağlayacak şekilde süreçlerini yönetmesine imkan verebiliyor. Mesela şu an birçok bankada bu IT kapasite planlama modellerini aktif olarak çalıştırıyoruz. O yüzden mesela bazı bankalar belli günlerde internet şubesinde veya mobil şubede yavaşlık yaşarken bazı bankalar hiç yaşamıyor. Çünkü arka tarafta bunu önceden öngörüp buna göre aksiyonlarını belirliyorlar. Hatta mesela şöyle bir öngörü verebilirim. Banka şubelerine gittiğiniz zaman sırada beklersiniz. İşte kiosktan bir numara alırsınız ve bu kuyruk yavaş yavaş artmaya başlar. Arka tarafta mesela biz nasıl ki kapasite planlamasını tahmin ediyorsak işlem sayısını tahmin ediyoruz. Ve bu işlem sayısına göre diyebiliyoruz ki şu şubede şu saatler arasında çok fazla müşteri talebi olacak. Bu müşteri talebini karşılamak için bekleme süreleri kapsamında bankoda 2 değil 3 kişi olması gerekir. Buna göre kendinizi planlayın gibi şubelere akıllı öneri sistemleri geliştiriyoruz. Ve risk yönetimi tarafı devreye giriyor. Bu da yine aslında karşılaşacağınız ana aksiyonlardan bir tanesi. Örnek veriyorum, kredi çekmek istiyorsunuz, bankaya başvurdunuz. Bankaya başvurduktan sonra kurum sizin gelen başvurunuzu değerlendirip size kredi vermeli miyim, vermemeli miyim? Bunu ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ki mesela risk yönetimi başlığı altında yaptığımız çalışmadan bir tanesi de bu. Siz bankaya gittiğiniz zaman tüm bilgilerinizi veriyorsunuz. Ben işte 15 bin lira kredi istiyorum. Arka tarafta banka verilerinin girdiği anda anlık olarak arkadaşlar milisaniye içerisinde sizin için ne kadarlık bir ödeme riskiniz var? Banka size kredi vermeli mi vermemeli mi kararını biz milisaniyeler içerisinde karar verebiliyoruz. Ve banka da size buna göre evet şu an kredini onaylıyorum hemen hesabına yatacak veya kredini onaylamıyorum. Sana bu limiti veremeyiz çünkü ödeyemiyorsun. Veya limitinde boşluk yok gibi kararları anlık olarak verebiliyorlar. Tahsilat yönetimi mesela farklı konulardan bir tanesi. Örnek veriyorum işte hepimiz telefon kullanıyoruz bunun bir faturası var. Su kullanıyorsunuz bunun bir faturası var. Arka tarafta hepinizin ödeme riskini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu kredi kartı ödemesi de olabilir, kredi ödemesi de olabilir, fatura ödemesi de olabilir. Ve günün sonunda hangi müşterimizin ne kadar ihtimalle ödeme zorluğuna düşeceğini biz daha 3-4 ay öncesinden sizin mali trendlerinize bakacak şekilde öngörebiliyoruz. Ve buna göre de evet doruk bir ödeme zorluğu yaşayacak. Örnek veriyorum ve geçmişte hiç bu sorunu yaşamamıştı. İlk defa bu yaşanacak. Elektriğini hemen kesmeyin. Bu geçici bir durumdur diyebiliyoruz. Bazı müşteriler içinse alışkanlık haline gelmiş olan bir durum söz konusu. Zaten hep geç ödüyor. O yüzden bir daha gecikirse hiç bekletme direkt kes diyebilirsiniz. Veya işte bazı müşterilerimiz de ne yaparsak yapalım ödeme alamıyoruz. O yüzden artık bunları takibe gönderelim gibi mimaride hayata sokabilecek olan modeller çalıştırma şansınız söz konusu. Veya limit artış modelleri. Kredi kartı kullanıyorsunuz. Ve bankalar belli periyotlarda sizlere ATM üzerinden, internet şubesi üzerinden veya mobil uygulamalar üzerinden kredi kartı limitinizi şu seviyeye çıkartabiliriz, istiyor musunuz diye sorabiliyorlar. Ki buradaki modellerde aslında bunun altyapısını oluşturuyor. Hangi müşterinize ne kadar ek kredi verebiliriz? Bunları öngörebileceğiniz mimariler sağlayabiliyorsunuz. Mümkün olduğunca farklı sektörlerden uygulama başları paylaşmaya çalışıyorum ama bunların sonu yok. Ki işimizin de aslında en güzel yanı burası. Her zaman farklı bir sektörden farklı bir iş ihtiyacı karşımıza geliyor. Ve biz bu iş ihtiyaçlarını elimizdeki yeteneklerle ki bu istatistik, matematik, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yaklaşımlar. Bu yetenekleri kullanacaksa nasıl çözebiliriz? Bunu oturuyoruz ekip arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Sizler de kendinizi bu taraflar, bu konular üzerine yetiştirirseniz gerçekten dünyanın gideceği nokta bu alanlar üzerine olacak. Çünkü burada hiçbir zaman robotlar bu kadar farklı bakış açısıyla beraber ve iş bilgisiyle, duyguyla beraber düşünmeyecekler. Tabii ki belli kriterlere göre, fonksiyonlara göre karar verecekler ama bu kararlar duygudan bağımsız olacak. Biz de burada duyguyu ve
mantık atan noktada devreye giriyor olacağız. O yüzden buradaki mimarilerin tasarlanması konusunda ne kadar kendinizi geliştirirseniz, istatistik, matematik, analitik modelleme, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi alanlarda gerçekten iş hayatına geçtiğiniz dünyada kendinizin önünün çok açık olduğunu göreceksiniz zaten. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi sözü Serdar Bey'e bırakacağım. Biz bu bahsettiğimiz çalışmaları hangi çözümlerle gerçekleştiriyoruz? Size bir konuda birazcık bilgi aktarımında bulunuyor olacağız. Sorularınız varsa chatten yazabilirsiniz. Ben şimdi Serdar Bey'e sunum yaparken cevaplı olacağım. Teşekkür ediyorum ve sözü Serdar Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık Doruk Bey. Merhabalar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Az önce Doruk Bey'in bahsettiği bütün proje başlıkları için biz bazı çözümler kullanıyoruz kendi bünyemizde bulunan ve bu projeleri bu çözümlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Her bir proje başlığı için tek bir çözüm değil, bazen birden fazla çözümün beraber kullanılması gerekebiliyor. O durumda da bunların hepsini birleşik, artışık bir şekilde kullanıyor oluyoruz. Üzerinden bahsetmek istediğimiz ilk çözüm IBM SPSS Statistics. Birçok insanın SPSS olarak bildiği bir program aslında IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics bizim için arka planda kod yazmaya gerek kalmadan sadece sürükle bıraklarla veya tıklamalarla birlikte en basit anlamda raporlamadan, hipotez testlerinden, en karmaşık istatistiksel modellemelere kadar işte karar ağaçları gibi veya işte conjoint analizi gibi çeşitli analizler yapmamıza imkan sağlayan bir platform. Bu platform modüler yapıda oluşan bir çözüm. Pardon. Bu modüler yapıda oluşması bizim için basit anlamda bir başlangıçla beraber gelişen ihtiyaçlarıyla bu analitik yapının daha da karmaşık, daha da komplike bir hale getirilmesine imkan sağlıyor oluyor. Arka planda bizim için gerek olmayan bir analiz yapmamız gerek olmayan bir analiz için gereksiz bir modülü almamıza gerek yok. Sadece iş ihtiyaçlarımıza yönelik modüller bazında ilerleme sağlayabiliyoruz. Bir diğer ürün IBM Cloud Pak for Data. Tünlüm de bahsetmişti. Burada IBM'in yeni bir vizyonuyla karşımıza çıkan bir üründür Cloud Pak for Data. Arka planda AI merdiveni adı verilen işte verinin toplanması, organize edilmesi, analyze edilmesi ve infuse edilmesi basamağının hepsinin entegre bir şekilde karşımıza gelmiş halidir. Böylelikle beraber biz yapay zekayı kullanarak bir kurumun içerisinde bulunan bütün analitik sürecin tek bir merkezden yönetilmesine imkan sağlıyoruz. Arka planda yine veri kaynağının çeşitli platformlardan alınmasına imkan sağlıyor. Yine open source desteği sağlıyor. Aynı zamanda da yine IBM SPSS Modeler gibi, Boston Machine Learning gibi çeşitli algoritmalarla analiz yapmamıza, daha sonra Cognos'un dashboardlarıyla beraber yapılan analizlerin bir şekilde görselleştirilip karar verici kişilerin önüne dashboardlar aktarılmasına imkan sağlayan bir program olduğunu söyleyebilirim. Bir diğeri IBM Decision Optimization. Bu ürünü optimizasyon olarak düşünebiliriz. Aslında Doruk Bey şeyden bahsetmişti hatırlarsanız. Elimizde birçok zaman kısıtlar söz konusu oluyor. Biz bu kısıtları kullanarak en optimal sonuçları bulmaya çalışıyoruz. İşte mesela bir ATM'de ne kadar para bulunması gerekiyor? O ATM'ye ben para yüklerken hangi route'u izlemem gerekiyor? Veya bir üretim yapmam gerekiyorsa bir üretim bandında hangi departmanda hangi üründen kaçar tane üretmem gerekiyor gibi bir takım kısıtlar sonucunda optimize yapmam gereken matematiksel modellemeleri Decision Optimization ile beraber gerçekleştiriyor oluyoruz. IBM Weather Company Data var sırada. IBM Weather Company Data adı üstünde olduğu gibi hava durumu verilerinin bize analiz edilmesine imkan sağlayan bir çözüm. Arka planda çok farklı kaynaklardan çeşitli veriler elde ediliyor. İşte basınç verilerini alabiliyoruz, hava durumu verilerini alabiliyoruz. İşte bunun için smartphone'lar kullanılabiliyor veya çeşitli IoT ürünleri kullanılabiliyor. Şu anda her ne kadar uçuşlar yasaklansa da genel itibariyle normal gündelik hayatta havada uçan uçaklardan gelen sensör verileriyle beraber de çeşitli bir takım bilgiler, veriler elde edilebiliyor. Bu veriler günümüzde çok detaylı bir alanlarda kullanılabiliyor. Aslında veya perakende sektöründe de çok efektif bir şekilde kullanılıyor. Şöyle örnek verebilirim. Bir perakende firmasında yapılan çalışmada şunu görmüştük. Hava kapalı olduğu zaman insanlar genel itibariyle mağazaya gidip alışveriş yapmıyorlardı. Burada da tamamen online'a yöneliyorlardı. Buna uygun da bir takım aksiyonlar alınması gerekiyor. Veya işte tarımla uğraştığımız dünyada toprak sıcaklığı da bizim için önem arz ediyor. Bu tarz verilerin her biri bize
The Weather Company data sağlıyor oluyor. Burada şöyle bir avantajı var. Sadece bize geçmişte veya şu anda gerçekleşen verileri değil, aynı zamanda istediğimiz dünyada geleceğe yönelik bir takım tahmini değerleri de veriyor olduğunu söyleyebiliriz. Burada da az önce bahsettiğim gibi çeşitli alanlarda kullanım örnekleri söz konusu. Yine aynı zamanda şeyde çok fazla kullanılıyor, enerji tahmininde çok fazla kullanılıyor. Hava durumuna göre enerji tüketim verileri çok fazla farklılık gösteriyor. Zaten bildiğiniz gibi elektrikte depolanamayan bir ürün olduğu için çok doğru tahmin etmemiz lazım. Bu tahmini gerçekleştirirken de hava durumu şeyleri bizim için önem arz ediyor. Yine önleyici bakımda kullanıyoruz. Yani öngörüsel bakım yönetimi adı verdiğimiz arka planda çalışan üretim bandı olabilir, başka bir tarım olabilir, başka bir alan olabilir. Burada kullandığımız teknolojik aletlerin ne zaman bakıma gireceğini daha önceden kestirmekten ziyade, yani belli periyotlara göre bakım yapılmasından ziyade, arka planda sensörlerden alınan veriler sonucunda ne zaman bir arızaya uğrayabileceğini tahmin ediyoruz ve onun üzerinden de öngörüsel bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yine burada da kullandığımızı söyleyebilirim. Bir diğer ürün IBM Safer Payments. Safer Payments şu anda arka planda finansal kuruluşların fraud detection'ını tespit etmek için kullanılıyor. Şöyle bir avantajı var Safer Payments'ın. Doruk Bey bahsetmişti fraud'dan bahsederken. Genel itibariyle şu anda iş kurallarıyla beraber fraud tespiti yapılmaya çalışılıyor. Fakat iş kuralları çok karmaşık şeyleri çözemediği için, problemleri çözemediği için veya yeni meydana gelebilecek bir fraud trendini çözemeyeceği için arka planda mutlaka bizim yapay zekaya ihtiyacımız oluyor. Biz IBM Safer Payments'la beraber iş kurallarını ek olarak yapay zeka modellemeleriyle beraber bir takım öğrenmeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buradaki modellemelerin hepsi white box, asla black box değil. Yani siz olaya müdahil olup modelleri geliştirirken sürecin içerisinde tamamen yer alabiliyorsunuz. Şöyle bir güzel özelliğimiz var. Arka planda tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre yönlendirilebilir bir sistem olduğu için false pozitif oranlarınızı düşürebiliyorsunuz. Yani yanlış alanları da azaltmanıza imkan sağlayan bir yapı söz konusu. Ve anlık ödeme sistemlerinde işte kredi kartı yapılan işlemler sırasında size milisaniyeler bazında anlık olarak direkt sonuç döndürüyor. Böylelikle herhangi bir gecikme yaşamadan bir fraud varsa direkt o ödeme kesiliyor ve sizin kredi kartınızdan sizin bilginiz dışında herhangi bir işlem yapılması da engellenmiş oluyor. Onun dışında havale, FT gibi para aktarmalarda bir takım zaman kısıtlı olduğu için çok hız önem arz etmese de dediğim gibi anlık ödemelerde bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor oluyor. Şöyle bir avantajı da var. Sadece fraud için değil aynı zamanda anti-money laundering yani kara para aklama şeylerinde de kullanılabilen bir ürün olarak karşımıza geliyor. Böylelikle beraber hem kara para aklanması hem de fraud'un tek bir merkezden bütün kanallar bazında sadece işte internet kanalı değil aynı zamanda mobil kanalı, şube bunların her birini tek bir merkezden, tek bir merkezli platformdan yönetmemize imkan sağladığını söyleyebiliriz. Bir diğer ürünümüz IBM Video Analytics Power AI Vision. Az önce şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız sadece yapısal veriler değil, yapısı olmayan verilerle beraber de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşte metin madenciliği yaptığımızı söylemiştim. Aynı zamanda yapısı olmayan verilerden bir diğeri de görüntüler ve videolar. Biz bunlar üzerinde çalışmaları gerçekleştirirken de Power AI Vision'ı kullanıyor oluyoruz. Hangi sektörlerde kullanılıyor? Aslında çok farklı kullanım alanları var. İşte bunlardan birincisi güvenlik. Herhangi bir noktada bir tehdit oluştuğu zaman bu tehditin daha önceden tespit edilmesi, sorunun çözülmesi için kullanılabiliriz. Veya otonom arabalar bu arada çok moda. Arka planda araçların önüne yerleştirilen sensörlerden, kameralardan gelen görüntülerle beraber o araçların hangi yön ilerlemeleri lazım, nasıl fark etmeleri lazım bunlar açığa çıkıyor. Veya işte varlık yönetimi, bir üründe herhangi bir şekilde deformasyon meydana geldiği zaman bunu önceden görebiliyorsunuz. Veya işte sigorta sektöründen bahsetmişti Doruk Bey, yine orada da kullanılabiliyor. Artık herhangi bir kaza geçirdiğimiz zaman aracımızın fotoğrafını çekip şirkete, sigorta şirketine gönderdiğimiz dünyada o görüntü arka planda işlenerek bu işleme sonucunda ne kadarlık bir hasar olduğunu önceden tespit edebiliyor diyebiliriz. Sadece geçmişteki öğrenilen verilerden değil, aynı zamanda anlık şeylerle beraber de, anlık gelen verilerle beraber de çalışmasına imkan sağlıyor. Aynı zamanda fraud testinde de kullanılabiliyor. Az önce söylemiştim. Ne söylemiştik? Bir sigorta firmasına
Bir, siz kaza fotoğrafını gönderdiğiniz zaman ne kadar bir hasar olacağını tahmin edebiliyor. Aynı zamanda bu hasarın sizin isteyerek veya bilerek yapıp yapmadığınızı da çözebilen bir yapıyı sunabiliyoruz. Genel itibariyle biz bu analitiklerle beraber resimlerin sınıflandırılması, hareketlerin tespiti, otomatik etiketleme veya elimizdeki verinin arttırılması için veri çeşitleme gibi bir takım problemlerimizi, iş ihtiyaçlarımızı karşılarken kullanabildiğimizi söyleyebilirim. Bir diğer kullandığımız çözüm open source kütüphaneleri. Zaten günümüzde çok moda, sürekli duyuyoruz open source, işte R'dır, Python'dır veya işte PyTorch'tur, Spark'tır gibi. Hem derin öğrenme algoritmaları hem makine öğrenmesi algoritmalarının her biri popüler şekilde kullanılabiliyor. Biz de günümüz dünyasındaki bu yeniliklere tabii ki uzak değiliz. Biz de bu şeyleri kullanıyoruz, konularını gerçekleştiriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Kullandığımız ürünlerin hepsi bizim bu open source yazılımlarla beraber entegre bir şekilde çalışabiliyor. İşte atıyorum SPSS modülü de kullansak, Boston da kullansak veya işte Cloudpak for Data da kullansak arka planda Python kütüphanelerini, R kütüphanelerini her birini kullanabiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Biz tamamen open source ile beraber bir proje geliştirmektense kullandığımız ürünleri open source ile beraber desteklemeyi tercih ediyoruz. Buradaki sıkıntı da şöyle kaynaklı. Arka planda open source kütüphanelerin her biri kişilerin yazdığı şeyler olduğu için hem güvenlik zafiyetliliği ulaşabiliyor hem de diğer taraftan herhangi bir proje gerçekleştirirken birden fazla kütüphane kullandığımız için bu kütüphanelerin herhangi birinde meydana gelecek bir güncelleme bütün yazdığımız kodların her birini sekteye uğratıyor ve stabillik sorunu yaratıyor. O yüzden de bütün dünyanın kabul ettiği gibi biz de arka planda kullandığımız bir ürünle beraber geçirilmiş projeyi open source kütüphaneleriyle beraber destekliyor oluyoruz. Genel itibariyle biz bu projeleri gerçekleştirirken de Tünan'ın küçük bahsetmişti, Twistium adı verilen bir metodoloji ile beraber ilerliyoruz. Bu metodolojinin her bir alanında hangi ürüne ihtiyacımız varsa, hangi open source library'sine ihtiyacımız varsa onlarla beraber bir ilerleme gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Herhangi bir sorunuz varsa chatbox'tan yazarsanız ben bunları cevaplıyor olurum. Veya daha sonra iletişim bilgilerimizden ulaştığınız zaman da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda demo çalışmaları devreye giriyor olacak. Önce Göktuğ Bey, IBM SPSS Statistics ile ilgili bir demo gerçekleştiriyor olacak. Ben sözü Göktuğ Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhabalar. Gecikmeden dolayı ve aksilikten dolayı özür dileriz. Biz de bu süreçlere artık yavaş yavaş alışma durumundayız. O yüzden böyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Öncelikle benim anlatacağım konu IBM Watson Studio. IBM Watson Studio şöyle genel arayüzünden bahsedeyim. Bu bir aslında bir platform. Hem open source dilleri hem de IBM SPSS Modeler yazılımını ki Göktuğ Bey zaten bunun sunumunda yapıyor olacak, demosunda yapıyor olacak. Hepsini tek bir arayüz üzerinden kullanabileceğiniz bir platform. Nasıl bir çalışma mantığı var? Hemen gösteriyor olayım size. Öncelikle bütün analitik çalışmalarınızı görebileceğiniz bir projelerinizi görebileceğiniz proje kısmı var. Burada şimdiye kadarki bütün projelerinizi görebileceğiniz detayına uyarılar yazabileceğiniz, notlar yazabileceğiniz veya yönlendirebileceğiniz çeşitli alanları mevcut. Şöyle bütün projelerimi gösterebileceğim alanı girelim. Şimdi öncelikle benim yaptığım bir tane var, deneme diye. Kendi içerisinde ilk kurulumda örnek olan projeler geliyor. Örneğin bir text analytics ile birlikte yapılan var. Gördüğünüz üzere kendi içerisinde text analitiği de barındırabilen, aynı zamanda bu hem modeler üzerindeki text analitiği kullanabileceğiniz hem de Python gibi, R gibi open source dillerle de yapabileceğiniz text analitiklerinizi görebileceğiniz alanlar. Genel bakımdan şu şekilde, ilk size hangi veri kaynaklarını kullanacağınızı söylüyor ve daha doğrusu soruyor ve bunları yüklemeniz için şu sağ tarafta browse kısmında bu verileri atabileceğiniz, yükleyebileceğiniz kısımları soruyor. Burada verileri atarken ODBC dediğimiz SQL, Oracle, NetEase, Teradata gibi veri kaynaklarına da bağlanabilirsiniz.
Text, CSV, Excel gibi veri kaynaklarına da bağlanabilirsiniz. Hatta işte SPSS'in ürünü olan SPSS modları veya Statistics'in sağ uzantılı dosyalarına da bağlanabilirsiniz. Zaten bütün bu veri madenciliği tool'larının olması gereken ana özelliklerinden biri her türlü veriye, her türlü kaynağa sorunsuz bir şekilde hızlı ve hızlı bir şekilde erişebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü artık günümüzde data her yerde, mobil verileri var, Excel verileri var, işte web tarafından akan veriler var, işte yeni yeni JSON file dediğimiz kaynaklar var. Bu arada eğer mikrofonumdan ses bir garip geliyorsa özür dilerim şimdiden. Elim kolum rahat durmadığı için çok oynuyor. Şimdi burada daha önce yüklemiş olduğum CSV veri kaynakları ve Excel veri kaynakları var, görebilirsiniz. Daha sonra da siz projenizi gerçekleştirirken size çeşitli sorular soruyor. Ne gibi? Şunu söylüyor. Sen bu projede data mı aktarmak istiyorsun? Yoksa link bir dosyaya mı bağlanmak istiyorsun? Veya Python'da falan geliştirdiğin bir proje mi var? Onu mu yüklemek istiyorsun? Yoksa modeler akışı mı yüklemek istiyorsun? Gibi çeşitli sorular soruyor. Benim buradaki projemde gerçekleştirdiğim şey bir modeler akışıydı. Daha önce IBM SPSS Modeler arayüzünü gördüyseniz aslında buradaki gösterimi biraz daha benziyor ona. Sadece hem renkleri farklı hem de menünün olduğu kısımlar farklı. Şöyle göstereyim hemen. Evet. Bu bir size demin göstermiş olduğum deneme projesi içerisindeki yapmış olduğum bir tane akış sadece. IBM SPSS Modeler'ı zaten Göktuğ Bey anlatıyor olacak sizlere. Orada göreceksiniz menüler biraz daha aşağı taraflarda ve yine aynı başlıklar içerisinde var. Yine aynı şekilde sağ tarafta Canvas dediğimiz bir alan var. Biz bu Canvas'a analitik süreçlerimizin akışını yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Aslında basit bir raporlama alırken de yapmış olduğunuz akışı gerçekleştiriyorsunuz burada. Önce veri kaynaklarına bağlanıyoruz. Burada import basamağı altında geliyor. İşte önce kaynağa bağlan. Sonra kaynağa bağlandıktan sonra işte eğer bunları birleştireceksek işte record operations paletinin altındaki merge, append gibi kayıtları kullan. Eğer yeni bir alan seçeceksek select işlemcisini kullan gibi taşıma mantığıyla gidiyor. Aslında hemen şöyle bir örnek de göstereyim. İlk burada size göstereceğim demo bir enerji tahmini üzerinde, belirli bir bölgeye ait olan bir enerji tahmini üzerinden bir model geliştirdim. İlk başta dediğim gibi kaynaklarla başlıyoruz. Hangi tür verilere bağlanacaksınız, hangi veriye bağlanacaksınız bunu soruyor. Ben dedim bir CSV dosyasına bağlanacağım. Burada size işte bu CSV dosyası nasıl ayrılmıştır, boşluklara dikkat edeyim mi, etmeyeyim mi gibi çeşitli sorular soruyor. Daha sonra da eğer ilgili alanları filtrelemek, silmek istiyorsanız diyorum ki işte şu alanların ismini değiştir, şu alanları filtrele, bana göster. Type'daki değişkenleri okuyabilirim. İstersen type eğer ayarladıysan direkt oradan okuyabilirim diyor. İkincisi size soruyor. Diyor ki hedef değişkenin nedir, bağımsız değişkenlerin nedir diye soruyor. Daha sonra da devam ediyor. Eğer işte zaman aralığın nedir? Hangi periyoda göre yapacağım diyor ki zaman serilerinde bildiğiniz üzere periyotlar çok önemlidir. Saatlik tahmini yapılacak, aylık mı, haftalık mı, günlük mü şeklinde bunları soruyor size. Daha sonra eğer bir gruplama yapılacaksa senin için yapabilirim diyor. Yani veri saatliktir ama günlük tahmin yapmak istiyorsunuzdur. Ve en önemli nokta olmazsa olmazı kayıp değer durumu. Çünkü bildiğiniz üzere zaman serileri kayıp değerlerle çalışmaz. Dolayısıyla bunu doldurmanız gerekiyor. Doldurma metodu olarak da size seçenekler sunuyor. İşte şurada görebilirsiniz. Lineer üstel düzlemeyle mi yapayım? Lineer düzlemeyle mi yapayım? Serinin ortalamasıyla mı doldurayım? Hareketli ortalamayla mı doldurayım diye. Şu an hareketli ortalamayla dolduruyoruz. Model kısmında da sizi en iyi modeli ben mi seçeyim yoksa siz mi model denemek istiyorsunuz şeklinde soruyor. Ve bunları çalıştırdığımızda bize şöyle bir model sonucu veriyor. Ben senin için modeli çalıştırdım diyor ve en iyi modelin işte bildiğiniz üzere bu Arima modelini seçmiş.
sezonsallık olduğunu, daha doğrusu trend olduğunu göstermiş. İşte burada modelin çeşitli kriterleri var. Muffins'ini gösteriyor, sezonsallığı var mı, site içinde durağan olup olmadığını gösteriyor gibi değişkenleri var. Bunun yanı sıra daha da detaya indiğinizde size modeli kaç dakikada, kaç kayıtla yaptığını, MAPES'ini, AKEK bilgi kriterini, Bayesian bilgi kriteri gibi modelin başarısını sınayabileceğinizi, durağanlığını sınayabileceğiniz çeşitli istatistiksel kısımlar sunuyor. Tabii bir de grafiksel olarak da bunu sunuyor. Eğer bunu yaparsan hataların şöyle dağılıyor, buralarda çoğalıyor gibi. Ve yine ben bu modeli yaparken hangi kayıtları kullandım, hangi değişkenleri modelde kullandım ve istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını size bu şekilde gösteriyor. Ve yine akışımıza döndüğümüzde bunların sonuçlarında ben modelin sonucuna bakmak istiyorum dediğinizde bunları da görebiliyorsunuz. Burada bu akışı yaptıktan sonra ara veya Python'a dönüp Python'da da şu analizleri yapmak istiyorum ve birlikte kullanmak istiyorum şeklinde senaryolarınızı oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi burası tamamen açık bir platform ve bu platform üzerinde tüm analitik varlıklarınızı, tüm analitik yazılımlarınızı da birlikte kullanabilirsiniz. Open source'a destek veriyor olması büyük bir nimet aslında bu noktada. Çünkü çok farklı analizler, çok farklı gösterimler, çok farklı grafikler var. Bu noktada sizi kısıtlamıyor. Hem IBM SPSS'in özelliklerini kullanabiliyorsunuz, hem de open source'un yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bakın burada kayıtlarımız var ve en sağda şu görmüş olduğunuz kısım, dolar işaretiyle gösterilen kısım aslında sizin gösteriyor. Ki burada o güven aralıklarını falan da siz yönlendirebiliyorsunuz. İşte örneğin hemen normalde 3678 megawatt kullanılmış. 3667.82 megawatt tüketilecektir diye tahmin ediyor. Ve tahminler bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Daha sonra bu tür süreçlerde işte bunu kendi durumlarda ben üründen ne kadar üreteceğimi, ne gibi kampanyalar sunabileceğimi, ne gibi kişilere hangi şekillerde ulaşabileceğimi gibi çalışmaları gerçekleştirerek bir nevi optimizasyon çalışması yapıyor oluyoruz. Şimdi elimdeki veri setinden kısaca bahsedeyim. Elimdeki veri setim müşterime dair, müşterilerimle alakalı olarak belli bilgileri içeriyor. Ne gibi bilgiler? İşte müşteri numarası, yaş, cinsiyet, bölge, gelir, medeni hal, çocuk sayısı, araba sahipliği, hesabı var mı yok mu bir bankada, mortgage kredisi var mı yok mu ve kredi kartı sayısı. Şimdi bu çalışmamın ilk aşamasında benim farklı formatlarda ve farklı dosyaların içinde bulunan 3 tane veri setim var. Bunları uygun bir şekilde birleştirme işlemini yapacağım. İlk veri setim bu. Burada gördüğünüz gibi örneklem olarak seçtiğim 150 tane müşterim var ve ID'si 12.250 ile bir tane müşterimle son bulmuş. Ben bir diğer veri setini faydanın altından açabiliyorum. Bu Serdar Bey'in de bahsettiği gibi SPSS Statistics veri kaynağı bağımsız bir programdır. Birçok farklı kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ne gibi kaynaklara ulaşabiliyorum? Metin dosyalarına, Excel dosyalarına, veri tabanlarında bulunan veri setlerine, SAS dosyalarına ve çeşitli birçok dosyaya ulaşabildiğim bir yapıya sahip. Buradan ben Excel dosyamla çalışmamı gerçekleştiriyor olacağım. Dosyamı açıyorum. Gördüğünüz gibi değişkenlerim aynı. Aynı bilgilere sahip. Bu sefer ancak müşterilerim farklı. Dikkat ederseniz bir önceki veri setimde 12.250 de son bulan müşterilerim çalışma yapılmak üzere tekrardan toplanmışlar ve bunları ben alt alta birleştirmek istiyorum. Alt alta birleştirme işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Data'nın altında dosya birleştirme işlemini seçiyorum. Alt alta birleştirme. Buradan
belli tanımlamalarımı gerçekleştirerek yeni verilerimi elimdeki mevcut veri setlerin altına istediğim şekilde birleştirmiş oldum. Bir sonraki aşamada ben üçüncü bir veri setiyle çalışmamı sürdürmek istiyorum. Bu veri setimde bu elimdeki mevcut 300 müşteriye yönelttiğim bu ürünü alır mısınız, almaz mısınız sorusuna verdikleri cevap. Ben buradaki gördüğünüz gibi müşteri numarası diğer veri setimle birebir aynı durumda. Sadece yapmak istediğim buradaki veri setinin yanına return olarak ifade ettiğim kişilerin verdikleri cevabı eklemek olacak. Buradan data'yı seçtim. Dosya birleştirmekten, yan yana birleştirme seçeneğinden işlemlerimi gerçekleştiriyorum. ID değişkenine göre bir birleştirme oluşturacağım. Ama önce bir değişkenlerimi incelemem gerekiyor. ID diye bir değişkenim varmış ki burada görüyoruz zaten. Ama ikinci veri setimizde aynı değişken farklı bir şekilde isimlendirilmiş. Bu yüzden benim bunları aynı isimle eşleştirmem gerekiyor. Yeniden isimlendirme işlemini gerçekleştirdim. Customer ID'yi ID'ye dönüştürüyorum ve bunları anahtar değişken olarak atadım. Bu atama neticesinde değişkenlerimi sıralayıp ID'ye göre birleştirme yap dedim. Ve gördüğünüz gibi artık her bir müşterinin bilgileri artı bu ürünü alıp almayacaklarına dair bilgi elimde. Bununla ilgili çalışmalarıma başlayabilirim. Öncelikle çok basit tanımlayıcı istatistiklerle başlayacağız. Yine Analyze'ın altından Frequencies işlemcimi seçtim. Bu işlemcimdeki amaç elimdeki kategorik değişkenleri incelemek için kullanmaktır. Kategorik değişkenler dikkat ettiğiniz gibi yanında A sembolüyle gösterilen değişkenlerdir. Yanında cetvel olanlar da benim için sayısal değişkenlerdir. Ne gibi istatistikler görmek istediğimi statistik seçeneğinden, ne gibi grafikler görmek istediğimi de chart seçeneğinden belirleyebiliyorum. OK deyip çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak output penceresine aktarıldım. Burada yaptığım işlemin arka planında uygulanan sinteks geldi ve sonucumu görebiliyorum. İşte belli istatistikleri verilmiş, her bir kategorik değişkenin kategorileri hangi sıklıkta karşıma çıkmış. Mesela elimdeki veri setinin örnek vermek gerekirse %48'i kadın, %51'i de erkekmiş gibi bu şekilde sayısal gösterimlerle beraber grafiklerimizde elde etmiş durumdayız. Ben bu işlemin aynısını sayısal değişkenlerim için de gerçekleştiriyor olacağım. Sayısal değişkenlerimi seçtim. Buradan hangi istatistikleri görmek istediğimi belirliyorum aynı şekilde. Hangi grafikleri görmek istediğimi belirleyebiliyorum. Yine OK'ye bastığımda gördüğünüz gibi az önce elde ettiğim çıktıların altına otomatik olarak bağlanmış oldum ve yeni çıktılarım geldi. Burada bu değişkenlerde kaç tane kayıplara sahip gözlem var? İşte her bir değişken bazında benim ortalamam ne? Standart sapmam, varyansım, standart hatam gibi detaylı istatistikler bu tablolarımda bana sunulmuş oluyor. Biraz daha aşağı indiğim zaman bunların grafiksel gösterimleriyle de karşılaşıyorum. İşte yaş değişkeninin histogram grafiği, stem and leaf grafiği ve box plot grafiğini buradan görmüş oldum. Buna her bir sayısal değişken için inceleme fırsatını output penceresi bana sunmuş oluyor. İncelemelerimi gerçekleştirdikten sonra yapmam gereken adım elimde verimin kalitesini etkileyecek kayıp, uç ve aykırı değerler var mı? Bunları tespit etmek, bunlara karşı belli aksiyonlar almak. Kayıp değer analizi yapabilmek için kullanacağım işlemci Missing Value Analysis. Buradan sayısal değişkenlerimi üstteki kutuma, kategorik değişkenlerimi de incelenmesini istediğim kategorik değişkenlerimi de alttaki kutuya attım. Bu işlemciyle ben kayıp değer analizi gerçekleştiriyor oluyorum.
Analizle beraber istersem kayıp değerlerin örüntülerini inceleyebiliyorum. Belli tanımları, istatistiklerini elde edebiliyorum. Ya da istediğim yöntemle belli tahminlemelerde bulunabiliyorum. Burada şimdi sadece kayıp değer analizi yapacağım. Değişkenlerimde ne gibi durumlarda karşıma çıkmış kayıp değerler, onları inceliyor olacağım. Gördüğünüz gibi eklediğim tüm değişkenlerim burada. Bunların içerisinde kaç tane kayıp değer olduğunu görebiliyorum. Mesela yaş değişkenimde 13 tane kayıp değer varmış. Gelir değişkenimde 9, çocuk sayısında 5 ve kredi kartımda 122 tane kayıp değerim varmış ki bu verinin, yani daha doğrusu değişkenin %40'lık gibi ciddi bir miktarını kapsıyormuş. Bunu muhtemelen analizde kullanmayacağım bu özelliğinden dolayı. Şimdi bir bu değerleri belirli bir model kurarak doldurma işlemini ne şekilde yaptığımızı inceliyor olacağız. Çoklu doldurmaya geldim. Burada değerlerimi doldurmak için arka planda az önce de belirttiğim gibi bir model kurulacak. Ve modeli beslemesi açısından benim belli açıklayıcı değişkenlere ihtiyacım var. Buradan modelimde kullanılmasını istediğim açıklayıcı değişkenlerimi ekledim. Doldurma işlemini bir defa yapmasını istiyorum ve bunu yeni bir veri setine yapsın. İsmi de ürün olsun diyorum. Bu seçenekleri gerçekleştirdikten sonra çalıştırdım. Bana doldurma ile ilgili bilgiler veriyor. Gelir ve yaş değişkenindeki kayıp değerlerini doldurdum. Doldurma işleminde doğrusal regresyon modeli kurarak gerçekleştirdim diyor. Ve benim önümde yeni bir veri seti açıldı. Bunun ismi ürün. Bu veri setinde gördüğünüz gibi orijinal veri setine ek olarak yeni bir tane değişken eklendi. Belli değerleri var bunun. Imputation değeri original olanlar benim doldurma işlemi gerçekleştirilmemiş orijinal veri setim. O zaman hemen altında birinci doldurma işleminin gerçekleştirildiği veri setimi görüyor oluyorum. Gördüğünüz gibi öncesinde kayıp olan ve sonradan doldurulan değerler burada işaretlenmiş incelemem için. Şimdi çalışmalarımı doldurulmuş veri setiyle devam ettirebilmem için belli bir kritere göre filtreleme işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Yani imputation değeri 1 olan değerlerimi alacağım sadece, diğer gözlemlerimi çıkartıyor olacağım veri setimden. Bunu ne şekilde gerçekleştiriyorum? Bunun için data'nın altında select cases işlemim var benim. Burada belli bir şart oluşturacağım. Şartım şu: imputation number'ım 1 olanları seç. Bu şarta uymayan gözlemlerimi de veri setinden çıkart. OK'ye tıkladığım zaman gördüğünüz gibi veri setimdeki orijinal datalar yok oldu. Doldurulmuş hali karşıma gelmiş oldu. Bunlarla ilgili yapabileceğim bir diğer işlem de uç ve aykırı değerlerle ilgili belli çalışmalar. Uç ve aykırı değerler model kurma aşamasından önce benim kesinlikle çözmem gereken, çünkü varlıklarında modelin sonuçlarında sapmalara neden olabilecek değerlerdir. Bunlar da şu şekilde tanımlanıyorlar genellikle: sayısal değişkenler için ortalamadan +3, -3 standart sapma aralığında kalan değerlerim benim için normal değerlerdir. Bu aralığın dışına çıktığı durumlarda uç ve aykırı değerler meydana gelir. Ben şimdi yaş için uç ve aykırı değerlere sahip olan gözlemlerin çıkartma işlemini gerçekleştiriyor olacağım. Bunun için belirttiğim gibi ortalamaya ve standart sapmaya ihtiyacım var. Aggregate işlemcim değişkenlerimle ilgili belli fonksiyonları elde etmeme sağlayan bir işlemci. Buradan yaşı seçtim. Otomatik olarak ortalama fonksiyonunu ekledi. Tekrar yaşı seçiyorum. Buradan fonksiyonunu standart sapma olarak değiştirdim. Bunları yeni birer değişken olarak ekliyorum. Gördüğünüz gibi yaş ve yaşın ortalama ve standart sapma değerlerini elde etmiş oldum. Şimdi az önceki işlemcimizle, yani select cases'la gözlem filtrelemesi gerçekleştirme işlemini tekrarlıyor olacağım.
Yine bir şart tanımlıyorum. Ne demiştim? Eksi 3 standart sapma, artı 3 standart sapma genişliğinde ortalamadan benim normal değerlerim. Bunun tanımlamasını yapacağım. Yaş değerim ortalama eksi 3 standart sapma değerinden büyük olmalı ve aynı şekilde yaş değerim ortalamadan artı 3 standart sapmadan da küçük olmalı. Normal aralığımı tanımladım. Bana normal aralıkta bulunan gözlemleri seç. Geri kalan gözlemleri de veri setinden çıkar. Seçeneğiyle artık uç ve aykırı değerlerimden kurtulmuş oldum. Şimdi hazırlık aşamalarımızda gerçekleştirdiğimize göre ben artık modelimi kurabilirim. Kuracağım model bir karar ağacı algoritması olacak. Yani bir yapay zeka algoritması. Bunu analyze'ın içinden işlemciyle gerçekleştiriyorum. Tahmin etmek istediğim durumu tekrar hatırlatıyorum. Bu kişilere ürünü alıp almayacaklarını sonra beraber elde ettiğim bilgilerde ben şu an return değişkenini tahmin etmeye çalışıp müşteri profillemesi gerçekleştireceğim. O yüzden return değişkenini bağımlı değişken kutusuna attım ve tahmin etmek istediğim kategorisi benim ürünüme olumlu geri dönüş yapan kişiler olduğu için buradan yes'i seçtim. Sonra bu modeli beslemesi için, açıklaması için belli bağımsız değişkenler seçiyorum. Değişkenlerimi seçtikten sonra çıktı penceresinde neler görmek istediğimi buradan belirleyebiliyorum. Ne gibi istatistikler, ne gibi grafikler görmek istiyorum. İstersem modelimin genellenebilirliğini ölçmek için validasyon işlemleri, doğrulama işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Kriterden belli kriterler tanımlayabiliyorum. Ağaç çapımla alakalı olarak. Ve alttaki kısımdan da SPSS Statistics'te bulunan 4 karar ağacı algoritmasından birini seçebiliyorum. Ben şu an için Chait'i seçeceğim. Chait algoritması, kısaca bahsetmem gerekirse, ağaç yapısını oluştururken ki kare testleri yapan bir algoritma. Şimdi ağaç yapısından da bahsedeceğim. Çalıştırdım bunu. Modelimle ilgili özet bilgilerim var. Ağaç yapıma çift tıklayarak açıp inceleyebiliyorum. Şimdi ağaç yapısı oluşturulurken ne şekilde oluşturuluyor? Öncelikle buradaki her bir kutucuk benim nodumu oluşturur. Yani belli özelliklere sahip veri setimdeki alt kümeleri oluşturur. En baştaki not benim için kök noddur. Yani elimdeki verinin orijinal hali. Elimdeki verinin orijinal halinde yeni ürünümün tanıtımını yaptığım müşterilerimin %55'i ürünü almayacaklarını, %45'i de almayı düşünebileceklerini söylemiş. Ve benim bu %45'lik tahmin olasılığını belli kriterler belirleyerek artırmam gerekiyor. Arka planda otomatik olarak en uygun kırılımın gerçekleştirileceği en önemli değişken children, yani çocuk sayısı yaşamış bu değişkenime göre elimdeki veri seti. Hiç çocuğu olmayanlar, bir çocuğu olanlar, iki çocuğu olanlar ve 2'den fazla çocuğu olan kişiler şeklinde bir kırılım yaşanmış. Ardından bu kişilerin benim ürünüme olumlu dönüş yapma yüzdelerine bakıyorum. %35, 85, %37, %18. Benim için en önemli olan şu an için bu grup. Çünkü bu grubun %85'i benim ürünümü alacağını söylemiş. Bu kırılımı gerçekleştirdikten sonra ikinci kırılım için yine en önemli değişken tespit ediliyor. Değişkenden sonra kırılım noktası tespit ediliyor ve bu kırılım noktası da gelir değişkenindeki 15.499 sayısıymış. 15.499'dan geliri az ve fazla olarak iki kategoriye ayrılmış benim veri setimdeki gözlemlerim. Bunları incelediğim zaman
Bakın, geliri 15 binden yüksek olan, yani yüksek gelirli diyebileceğimiz kişilerin %92'si, %45'i benim ürünümü alacağını söylemişken, ben spesifik bir profil belirlediğim zaman, yani tek çocuğu olan yüksek gelirli kişileri belirlediğim zaman, bu kişilerin %92'sinin ürünümü alabileceğini tespit etmiş oluyorum. Yine output'ta aşağı indiğim zaman gain değerimle ilgili belli sayısal gösterimim var. Bu gain değeriyle ilgili de grafiğimi çizdirdim. Bu grafiğin yorumlamasını da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu grafikte altta bulunan düz çizgim benim referans modelimi gösterir ve bu kurulabilecek en kötü modeli temsil eder aslında. Yukarıdaki eğri ise benim şu an için kullandığım modeli gösteriyor. Benim modelim ne kadar başarılıysa bu model eğrimle referans model arasındaki alan o kadar geniş olacaktır gibi bir yorumlamada bulunabiliyorum. Peki sayısal olarak bu grafikten ne çıkartabiliyorum? Mesela şuradaki noktaya geldiğim zaman bu şu anlama geliyor. Ben şu anki veri setimdeki gözlemlerin %40'ını aldığım zaman benim ürünümü alacak kişilerin tahminini %80 başarıyla gerçekleştirebiliyorum gibi bir yorumlamada da bulunabiliyoruz bu grafik üzerinden. Sürecimizi bu şekilde yönetmiş oluyoruz. Bunun dışında ben tek tek yaptığım bu işlemleri eğer sürekli olarak yenileyeceksem, yani aylık olarak gelen veri setlerini hep aynı işlemleri uygulayacaksam ya da 6 aylık, yılda bir gelen, tek tek bu adımları izlememe gerek yok. Bunları bir şekilde otomatikleştirebiliyorum. Otomatikleştirme işlemini gerçekleştirebilmek için yapmam gereken adımlardan birisi şu. Örnek olarak bir şekilde kullanabilirim peki. Burada View menünün altında Menü Editör diye bir şey var. SPSS Statistics menülerden işlemler gerçekleştirmemize yarayan bir programdır demiştik. Ben buradaki menülerle ilgili belli düzenlemeler gerçekleştirebiliyorum. Yani analiz isimli yeni bir menü oluşturup bunun içine belli itemler ekleyebiliyorum. Mesela aylık bazda sürekli aynı çalışmayı gerçekleştireceğimi düşünelim. Aylık analiz dedim bunun ismiyle. Ve az önce oluşturmuş olduğum syntax'i ekledim. OK'ye tıkladığım zaman bakın yukarıda yeni bir menü karşıma geldi. Buna tıklıyorum ve aylık analizimi çalıştırmak için bir kez tıkladım. Bu tıklama işlemimi gerçekleştirdiğim zaman az önce yaptığımız tüm işlemleri syntax'e kaydetmiştim. Bu işlemleri arka arkaya otomatik olarak tek bir tıkla gerçekleştirilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi benim 300 müşterimin tamamı, bunların demografik özellikleri, kampanyama verdikleri yanıtlar, modelleme sonucunda oluşturduğum tahmin ve yüzdesel değerleri görebiliyorum. Output'umu açtığımdaysa gördüğünüz gibi tek tıkla az önce yaptığım tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini görebiliyorum. Yani SPSS'i bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir diğer uygulamamız olan, hemen onu da açayım müsaadenizle. Serdar Bey'in de bahsettiği SPSS modeldir. SPSS Statistics benim istatistiksel çalışmalarımı yönlendirdiğim bir programken SPSS modeller'la ben yapay zeka algoritmaları ve istatistiksel yöntemlerini kullanarak veri madenciliği projelerimi gerçekleştirebiliyorum. Kısaca bunun da arayüzünden bahsetmem gerekirse arayüzüm çok basit aslında. Ortada gördüğüm geniş alan benim tuvalimi oluşturuyor. Bu tuvale aşağıda gördüğüm işlemcileri sürükle bıraklarla ekliyorum. Ve bu işlemciler arasında bağlantılar oluşturuyorum. Bu bağlantılar oluşturarak süreci yönetmek için elde ettiğim bu bağlantılara ben akışlar diyorum ve veri madenciliği projelerimi akışlar üzerinden sürdürebiliyorum.
Yukarıdaki menü, File, Edit, Insert gibi menüler çoğu programda karşılaştığımız menülerle benzer özellikleri taşıyor. Benim için yine önemli bir menü olan Help menüsü var. Statistics'te olduğu gibi yine IBM sitesine yönlendiriliyorum. Detaylı konu anlatımları, örnek çalışmalar ve her bir işlemcinin içindeki seçeneklerin ne işe yaradığına dair okumalar gerçekleştirebiliyorum. Ama bizim işimiz üstteki menülerden ziyade bu programda aşağıdaki menülerde. Aşağıdaki menülerim benim paletlerimi oluşturuyor. Bu paletler benzer özelliklere sahip işlemcilerin bir arada bulunduğu işlemci topluluklarıdır da diyebilirim. Sources paletiyle ben veri kaynağına kolaylıkla bağlanabiliyorum ve bu veri kaynaklarını birbirleriyle entegre bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum. Record ve Field Operations paletlerimin altında bulunan işlemcilerim benim veri hazırlığı yapma aşamalarımı gerçekleştirdiğim işlemcilerimdir. Record Operations'da satır bazlı yani gözlem bazlı manipülasyon işlemleri, Field Operations'da da sütun bazlı yani değişken bazlı manipülasyon işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Graphs paletim grafik kütüphanemi önüme getiriyor. Modeling'de belirli modellemeler kurabiliyorum. Bu modellemeler yardımıyla belli istatistiksel, öngörüsel veya da kümeleme tarzı çalışmalar gerçekleştirebiliyorum. Output ve export'ta şu içeriyor. Output'ta statistikteki output penceresine benzer yapılarla elimdeki veri setinden bazı çıktılar elde edebiliyorum. Export'ta da günün sonunda elde ettiğim veri setini dışarıya farklı şekillerde aktarabiliyorum. Sağ tarafta gördüğüm pencere benim proje pencerem. Burada gördüğünüz gibi CRISPDM isimli bir sekme var. CRISPDM'den hem Tülin Hanım hem de Serdar Bey aslında bahsettiler. 6 basamaklı bir veri madenciliği metodolojisi ve kısaca tekrar etmem gerekirse iş ihtiyaçlarının anlaşılması, verinin anlaşılması, verinin modellemeye hazırlanması, modelin kurulması, modelin değerlendirilmesi ve modelin günlük hayata uyarlanması yani deploy edilmesi aşamaları var. Ben SPSS Modeler programını kullanarak verinin anlaşılmasından modelin deploy edilmesine kadar tüm aşamaları tek bir pencereden yönetebiliyorum. Örnek bir çalışmayla hemen bunu gösterelim. Buradan demo çalışmamı açtım. Demo çalışmamdaki amacım şu. Şimdi benim elimde müşterilerime ait belli demografik bilgiler var ve benim servisimi aldıktan sonra servisimle ilgili bana yaptıkları yorumlar var. İki farklı veri formatında yani metin dosyası ve Excel dosyasında bulunan bu verileri birleştiriyor olacağım ilk basamakta. Birleştirdikten sonra yapısal ve yapısal olmayan verilerden bahsediyor olacağız kısaca. Bir sonraki akışımda elimdeki insanların benimle ilgili yapmış olduğu, benim firmamla ilgili yapmış olduğu yorumları, yapısal olmayan bu yorumları bir metin madenciliği analiziyle değerlendireceğiz. Metin madenciliğini ne şekilde gerçekleştirebiliriz? Ne gibi durumları inceleyebiliriz? Günün sonunda ne gibi sonuçlar elde edebiliriz? Gibi durumları detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Son basamakta da veri setlerimi yukarıda birleştirdiğim veri setlerime metin madenciliğinden elde ettiğim sonuçları ekleyerek aslında iki farklı model kurmak istiyorum. İkisinde de SPSS Statistics'te kullandığım gibi Chade algoritmasını yani karar ağacı algoritmasını kullanacağım. Modellerden birinde metin madenciliği sonucunda elde ettiğim sonuçları kullanmadan model kurup sonuçlarını inceleyeceğim. Diğer modelimde de metin madenciliği sonucunda elde ettiğim durumları da modelime ekleyerek modelimin sonuçlarını karşılaştırmış olacağım. O zaman ilk aşamamızda hızlıca başlayalım. Şimdi benim Customer Database diye bir metin dosyam var. Bir akış olarak bunu bir tabloya bağladım. Bir tablo elde ediyor olacağım şu an için. Gördüğünüz gibi
müşterilerimin bilgileri, müşteri numaram var, müşterilerimin cinsiyeti, bunların medeni hali, çocuk sayısı, yaşı ve en sonda bulunan değişken de bu müşterimin beni terk edip etmeyeceğinin tahmini. Yani benim tahmin etmek istediğim aslında bu. Bu müşterim beni terk edecek mi, yoksa benimle çalışmaya devam edecek mi? Zaten bunun detaylı çalışmalarını Doruk Bey de değinmiş oldu konuşmasında, hatırlarsanız. İkinci veri setime gelecek olursam, burada da yine aynı müşterilerimin arabaya sahip olup olmadığının bilgisiyle beraber benim servisimden faydalandıktan sonra benimle ilgili sosyal medyadan olabilir, internetten olabilir, mail olabilir, birçok farklı kaynaktan topladığım ve bu kişilerin benimle ilgili yaptığı yorumları burada görebiliyorum. Örnek vermek gerekirse, arabası olan 1018 numaralı müşterim "It was a great experience" demiş benim hizmetim için. Şimdi benim amacım burada bu müşterilerimin demografik bilgileriyle yaptığı bu yorumları ve araba sahibi olup olmama durumlarını yan yana birleştirmeye çalışmak olacak. Bunun için Merge işlemcisini kullanıyorum. Merge işlemcisinde anahtar değişken olarak ID'yi belirliyorum. Yani ID bazlı, müşteri numarası bazlı bir birleştirme gerçekleştiriyorum. Çalıştırdığım zaman da karşımdaki veri setini elde etmiş oldum. Şimdi kısaca bu veri seti üzerinden yapısal ve yapısal olmayan verilerden, yapısal olmayan verilerin neden önemli olduğundan bahsediyor olacağım. Şu an işaretlediğim kısmı benim veri setimin yapısal dediğim kısım. Ne demek yapısal? Belli satır ve sütunlarda bulunan ve her bir hücresinin içinde belli kriterlere uymuş, standartlaştırılmış değerler bulunan veri setlerime ben yapısal veriler diyorum. Yapısal olmayan veriler neler olabilir? Video verileri, ses verileri, metin verileri gibi veriler benim için yapısal olmayan verilerdir. Ki buradaki örneğimizde sağ tarafta gördüğümüz kişilerin yorumları benim için yapısal olmayan bir veridir. Peki neden önemlidir yapısal olmayan veriler? Çünkü kurumların bünyesinde bulundurduğu verilerin yaklaşık olarak %75'i yapısal olmayan verilerden oluşuyor. Ve bu kadar büyük hacme sahip verileri göz ardı etmek resmin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmamıza neden olacaktır. Şimdiki çalışmamda bu kişilerin yaptığı bu yorumları, yapısal olmayan bu yorumları bir şekilde yapısallaştırmaya çalışıyor olacağım. Metin madenciliği işlemcim ile beraber. Metin madenciliği işlemcimde Text Analytics paletimin altında bulunan işlemcilerimden birisidir. Burada belli düzenlemeleri gerçekleştiriyorum. İşte yapısallaştırmak istediğim değerler hangi değişkenin içinde? Bunlar yapısal tekstler mi yoksa full tekstler mi? Bunu belirledim. Bunlar paragraf modunda mı yoksa doküman modunda mı? Bunları belirledikten sonra modele geldiğim zaman iki ana seçenek sunuyor bana. Bir tanesinde Generate Direct diye bir özellik var. Yaptığın tanımlamalar doğrultusunda sana doğrudan bir metin madenciliği çıktısı oluşturacağım modellemem ardından gibi bir şey söylüyor bana. İstersen ben Build Interactive seçeneğini seçerek duruma müdahil olabiliyorum. Ben şu an için müdahil olmak istiyorum. O yüzden bu seçeneği seçtim. Bunu seçtikten sonra Run'a tıklarsak eğer karşımıza önceden hazırlamış olduğum bu pencere gelecektir. Bu pencere benim metin madenciliği neticesinde elde ettiğim belli sonuçlarla ilgili çıkarımlar yapmamı sağlayacak penceredir. Gördüğünüz gibi 4 farklı kısma ayrılmış bu pencerem. Sol üstteki kısmında benim kategorilerim yer alıyor. Yani bu kişilerin yaptığı yorumlar içinde belli durumları ben kategorilere ayırmışım.
Finance diye bir kategori oluşturmuşum. İçinde Charge, Money, Credit, Price diye bir kategori oluşturmuşum arka planda. Price, Price to the University, Price diye değerler bu kategorinin altında gerçekleşmiş. Ben buradan skorlama işlemini gerçekleştirirsem her bir kategorinin dokümanların kaç tanesinde bulunduğunu tespit edebiliyorum. Ben bunu öncesinden uzun sürdüğü için biraz tıklamıştım. Kategorize edilmemiş 190 tane dokümanım varmış benim. Sadece 10 tanesini kategori etmişim ve bu kategorilerde gördüğünüz şekillerde görülmüş. Yani finance ile ilgili 4 kategori varmış. İkisi charge, biri money, biri credit kelimeleriymiş diyebiliyorum. Sol altta da benim kelimelerim var. Kelimelerimin belli özellikleri veriyor. Mesela car kelimesi, araba kelimesi. Ha, bu arada bu örneği İngilizce olarak gerçekleştirme sebebimi de açıklamak isterim size. İngilizce olarak devam ediyoruz. Çünkü SPSS Modeler Türkçe karakter desteği sağlamasına rağmen varsayılan olarak bir Türkçe kütüphane bulundurmamaktadır. Şu an için AIMS olarak kütüphane çalışmalarımız sürmektedir. Ancak henüz tamamlamadığımız için İngilizce örnek üzerinden analizimi gerçekleştiriyor olacağım. Car kelimesine bakıyorum. Car kelimesi insanların yaptığı 200 yorumda 62 kere karşıma gelmiş ve 50 tane yorumun içinde varmış. Yani bir yorumun içinde birden fazla car kelimesinin geçtiği de olmuş gibi bir yorumlamada bulunabiliyorum. Bunu incelemek istediğimde nerelerde kullanılmış, ne gibi kelimelerle birlikte kullanılmışı incelemek istediğimde buradan display'e tıklayarak sağ tarafta gördüğünüz gibi yorumların içinde car kelimesinin nerelerde geçtiğini görebiliyorum. Car benim için tipi belli olmayan bir kelimeymiş. Bunun kategorilendirmesine ben gerçekten manuel olarak biraz sonra kısaca oraya da değiniyor olacağız. Burada kategorisi bilinmeyen değerler maviyle gösterilmiş. Bakın pozitif, good, no problem, friendly, helpful gibi olumlu kelimelerim, pozitif kelimelerim yeşille gösterilmiş. Too long, problem, dislike, bad gibi olumsuz olan kelimelerim de kırmızıyla gösterilmiş durumda. Mesela bad kelimesi nerelerde kullanılmış? Display'den inceleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi yorumlamalarımı görebiliyorum. Bad ve bad'in eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı yorumlamaları. Bunun dışında ben kelimeler arasında belli mapler oluşturabiliyorum. Belli bağlantıları inceleyebiliyorum. Buradan map'e tıkladığım zaman karşıma konsept haritası şu şekilde geliyor. Bakın karı seçtiğim durumda car kelimesi yoğunluklu olarak etrafındaki kelimelerle birlikte kullanılmış. Bu kelimelerin çoğu olumsuzmuş. Mesela out of stock, problem, bad, dirty, lost gibi kelimeler yaygınlıkta diyebilirim. Yani genellikle negatif yorumların içinde car kelimesi kullanılmış. Mesela customer service'a baktığım durumda bunun bir haritasını oluşturayım. İşte customer service daha ortada bir durum yaşamış diyebilirim. Problem, rude, out of stock gibi negatif duygularla beraber excellent, upgraded, friendly, helpful gibi pozitif kelimelerde kullanılmış diyebilirim. Bir de morla gösterilen contextual kelimelerim var. Bunlar da duruma göre değişebilecek kelimeler. Yani içinde geçtiği cümleye göre olumlu ya da olumsuz olarak değer alabilecek cümleler. Mesela better örnek vermek gerekirse better'ı ben eğer daha iyi bir müşteri servisi diye cümle içinde kullanırsam olumlu bir hale gelirken müşteri servisinizi daha iyi yapmalısınız bir tık daha olumsuz bir anlamda kalabiliyor. Bu yüzden bunlar contextual olarak karşımıza gelmiş durumda. Yine bu şekle benzer şekilde bir link analizi gerçekleştirebiliyorum. Link analizimde gördüğünüz konseptler var. Mesela 232 tane unknown olan kelimem varmış. 79 tane unknown ve pozitif kelime birlikte kullanılmış. Peki bu kelimeler neymiş? Buraya tıkladığım zaman
görüntüleyebiliyorum bunu. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir grafiği var. Pozitif olan durumlar gülen suratla, nötr olan durumlar mavi toplarla karşıma gelmiş durumda. Bunların arasındaki bağlantıyı görebiliyorum. Burasının karışık geldiği durumlarda sol taraftan da bakabiliyorum. Mesela customer service ile good kelimesi 14 defa bir arada kullanılmış. Aynı şekilde customer service ile excellent kelimesi 5 kere birlikte kullanılmış. İşte negatiflere baktığım zaman bu sefer üzgün suratları görüyorum, gördüğünüz gibi. Kelimelere bakıyorum. Mesela customer service kelimesi good'la 14 kere kullanılmıştı ama bad'le de 3 kere kullanılmış gibi yorumlamalarımı buradan gerçekleştirebiliyorum rahatlıkla. Bir de benim resource editor dediğim bir editörüm var. Bunu açtığım zaman şu an hali hazırda kullandığım kütüphane karşıma geliyor. Burada belli kütüphaneler var. Mesela düşünce kütüphanesi var İngilizce olarak. İşte Think Library dediğim sokak ağzı kütüphanesi var. Böyle çeşitli kütüphaneleri otomatik olarak çağırtabiliyorum programa ve kullanabiliyorum. Bunun dışında ben kütüphaneye belli eklemeler yapabiliyorum. Örnek vermek gerekirse Opinion kütüphanesini açtım. Buraya iyi diye bir kelimenin tanımlamasını gerçekleştirebiliyorum. Şimdi iyi kelimesini tanımladıktan sonra bunun eş anlamlılarını belirlediğim kısım geliyor karşıma. Örnek vermek gerekirse muhteşem, harika, müthiş gibi bunun iyinin eş anlamlısı olabilecek tüm kelimeleri buraya tanımlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi Ş, Ü gibi Türkçe karakter harflerin desteklenmesi burada söz konusudur diyebiliriz. Ben bu editörümü kullanarak bir model kurdum günün sonunda. Kurduğum model şu şekilde. İkisi aslında aynı model. Farklı gösterimlerini seçtim. Model nugget'ı dediğim birimin içine girdiğim zaman modelimle ilgili outputları elde ediyorum. Burada modelimle ilgili belli bilgiler var. Settings'e geldiğim durumdaysa senin veri madenciliği sonunda elde ettiğin kategorileri ben gözlem olarak mı göstereyim yoksa değişken olarak mı göstereyim diyor. Bu iki modelimden üstteki gözlem olarak aşağıdaki değişken olarak gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şuradan bakalım. Bakın gözlem olarak göster dediğim durumda ben bunu raporlama yapmak için kullanabilirim. Örnek vermek gerekirse 11 numaralı müşterimin şöyle bir yorumu varmış. Bunu metin madenciliği sonrasında 3 farklı kategoride temsil edildiğini görmüşüm. Bir, ürünün fonksiyonuyla ilgili negatif, yine ürünün ulaşılabilirlik, çeşitlilik ve boyutuyla ilgili negatif bir yorum yapmış. Kalitesiyle ilgili de contextual, yani duruma göre değişebilen yorumları olmuş gibi her bir müşterinin ne gibi yorumlar yaptığını raporlamak istediğim durumda buradaki bilgileri kullanabiliyorum. Yine aynı şekilde aynı modeli ben bu sefer de kategori olarak görmek istediğim dünyada çalıştırdığımda artık benim tanımladığım her bir kategori benim için yeni bir değişkeni oluşturmuş durumda. Her bir yorum ait olduğu kategori değeri için true, ait olmadığı için false değeri alıyor ve ben bu çalışmamı genellikle bir öngörüsel çalışma yapacağım zaman hazırlık aşaması olarak kullanabiliyorum ki ben şu an için böyle bir çalışma gerçekleştiriyor olacağım. Gelelim son akışımıza. Son akışımızda hatırlarsanız üstte verilerimizi nasıl birleştireceğimizi görmüştük. Tekrar bir hatırlayalım şuradan. Gördüğünüz gibi veri setimizde müşterilerimiz, bunlara ait demografik bilgiler, beni terk etmiş mi, aktif olarak müşterim mi, yoksa beni terk etmiş mi, inaktif bir müşteri mi, bu bilgiler, arabaları var mı yok mu ve benim hizmetimle ilgili yaptıkları yorumlamaları görebiliyorum. Benim buradaki amacım, önceden de belirttiğim gibi, birinci modelde sadece bu kişilerin demografik bilgilerini göz önünde bulundurarak
kişilerin beni terk edip terk etmeyeceğini tahminlemesini yapmak. İkinci modelimde de bu yapısal olmayan veriyi yapısallaştırıp elde ettiğim sonuçları da modelime ekleyerek yine aynı şekilde bir müşterinin beni terk edip terk etmeyeceğini tahmin etmeye çalışmak. Daha sonra iki model arasındaki farkları inceliyor olacağız. Üste kurduğum modelimi burada getiriyorum. Metin madenciliği modelimi getirdim. Daha sonra üstteki modelde metin madenciliği sonucunda elde ettiğim değişkenleri açıklayıcı değişken olarak kullanmadım ve bir karar ağacı algoritmasını çalıştırdım. Bunu çalıştırdıktan sonra elde ettiğim model yine SPSS Statistics'te olduğu gibi belli şekillerde yorumlanabiliyor. Doğrudan ağaç yapıma geldim. Buradan bakıyorum yorumlamalarıma. Benim herhangi bir kırılıma uğramadan, ağaç yapısı oluşmadan önceki müşterilerimin %58'i aktif, %42'si de inaktif durumdaymış. Ben inaktif durumda olan müşterilerimi tespit etmek istiyorum bu çalışmamda. Çünkü benim için önemli olan o. Kim beni terk edecek? Terk edecekleri tahmin edeyim ki ona göre önlemler alayım terk etmeden önce diyebiliyorum. Arka planda yine çeyit algoritması kullandığım için iki kare istatistikleri kullanılmış ve benim için en önemli kırılıma sahip değişkenin medeni hal olduğu belirlenmiş ve kırılım noktası olarak da iki gruba ayrılmış. Birinci grubumda evli ve boşanmış kişiler, ikinci grubumda da bekar kişiler yer almış. Evli ve boşanmış kişilere aktif müşteriymiş, bekarların da %35'i aktif, %64'ü de inaktif müşteriymiş benim için. Burada bekar ve evli ve boşanmış insanlar %72'si aktifken tekrar bir kırılıma uğramış. Önemli değişken çocuk değişkeni, çocuk sayısı değişkeni olarak belirlenmiş ve çocuk sayısı 0 ve 1 olanlar bir gruba, 1'den fazla olanlar bir gruba alınmış. Buradan baktığım zaman da evli veya boşanmış olup birden fazla çocuğu olan kişilerin %84'ünün benim aktif müşterim olduğunu tespit edebiliyorum. Modelimi oluşturduktan sonra analysis işlemcimle model sonucumu değerlendirebiliyorum. Modelimin sonucunda yaptığım tahminler %71 başarıya ulaşmış. Sadece demografik bilgileri kullandığım dünyada. Ben bir de modelimi yeni değişkenler dışında başka hiçbir değişiklik yapmadan, yeni değişkenlerden kastım da metin madenciliği sonucunda elde ettiğim değişkenler tabii ki. Bunlar sonucunda bir model daha kuruyorum. Kurduğum modelin yorumlamasını şu şekilde gerçekleştiriyorum. Yine ağaç yapısını açtım. Burada yine diğerinde olduğu gibi medeni hale göre bir kırılım gerçekleşmiş. Yine evli ve boşanmış kişiler bir kategoride, bekar kişiler bir kategorideymiş. Daha sonra ikinci kırılım olarak mesela evli ve boşanmış kişilerin %72'si aktifken bir kategori eklenmiş önemli olarak. Neymiş kategorim? Benim servisimin ulaşılabilirliği ile ilgili negatif yorum yapma durumu. Yani servisimin ulaşılabilirliği ile ilgili negatif yorum yapan müşterilerimin %83'ü doğrudan beni terk etmiş. Bu kişilerin %72'si aktifken bu yorumu yapanların doğrudan %83'ü beni terk etmiş. Bu durumda benim bu durumla ilgili yorumlara karşı belli önlemler almam gerekiyor diyebiliriz basitçe. Bu modelimin sonucunda inceleyeyim. Yine çalıştırdım. Hatta şöyle yapayım. Bir önceki modelimin sonucuyla bunu yan yana koyup karşılaştırayım. Solda gördüğümüz model sonucu metin madenciliğinde
elde ettiğimiz değişkenleri kullanmadığımız, sağdakinde ise kullandığımız sonuçları görüyoruz. Bakın başarımız %71 iken birden %75'e çıkmış. Peki bunun dışında iki model arasındaki başarı farkını ne şekilde değerlendirebiliyoruz? Bunun için de yine SPSS Statistics'te incelediğimiz gain grafiğini oluşturabiliriz. Neydi gain grafiği? Kısaca hatırlayalım sonucumuzu inceleyerek. Gain grafiğim buydu. Kırmızı çizgim benim referans modelimi gösteriyordu. Olabilecek en kötü model yapısı. Buradaki eğrilerim kurduğum modelleri gösteriyor. Yeşille gösterilen eğrim metin madenciliğinden elde edilen değişkenleri eklediğim, mavide eklemediğim modellerim. Benim için bir modelin diğer modelden daha başarılı olduğunu neye göre tanımlıyordum? Bu arada kalan alanın fazlalığına göre. Hangi modelin kırmızı çizgiyle arasında kalan alan daha fazlaysa o modelin daha başarılı olduğunu söyleyebiliyordum. Sayısal olarak da şöyle yorumlamalarda bulunabiliyordum. Ben tam şuraya geldiğim zaman eğer modelime metin madenciliği sonucunda elde ettiğim değişkenleri eklemezsem elimdeki veri setinin %38'lik bir kısmını aldığım zaman beni terk edecek müşterilerin tahminini %60'lık bir başarıyla yaparım yaklaşık olarak. Aynı şekilde diğer modelime geldiğim zaman gördüğünüz gibi yine yaklaşık olarak %60'lık bir başarı var. Ancak benim için gereken veri seti %38'den %34'e düşmüş. Yani daha az veriyi kullanarak daha başarılı tahminler üretebiliyorum. Veri madenciliği sonucunda elde ettiğim değişkenleri de modellerime eklersem gibi yorumlarda bulunabiliyorum. Modeler demonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teknik aksaklıklardan dolayı tekrardan sizlerden özür diliyorum. Sorularınız varsa sorularınızı da cevaplamaya devam ediyor olacağız. Teşekkürler. Teşekkürler Göktuğ. Ağzına sağlık. Arkadaşlar sorularımız varsa chat box'a yazdığınız zaman biz sorularınızı cevaplıyor oluruz. Bekleyelim sorularınızı cevaplamak için. Galiba soru yok. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. E-mail adreslerimiz zaten slaytlarda var. Slaytları sonrasında gönderiyor olacağız katılımcı arkadaşlarımıza. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman mailler üzerinden de bize ulaşabilirsiniz her zaman. Toros Üniversitesi'nin konferansın videosuna erişebiliyor olacağız. AIMS YouTube hesabından. Evet. Toros Üniversitesi'nin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bizle paylaştığı için. Biz mümkün olduğunca yine her türlü sorunuzda desteğimizle beraber yanınızda olmaya devam ediyor olacağız. Tekrar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ve evde kalın. Teşekkürler. Sağlıklı kalın. İyi günler. İyi günler.